Efendim herkese hayırlı mesailer. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz gençler? Beşiktaş kariyerimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Telefonlarımı sessize alayım. Sonra kızlar dayanamayıp yazıyor maalesef. Biliyorsunuz siz de şahit oldunuz dün üçüncü bölümde. Hoca dün ne oldu anlat bakalım diyor. Anlatılmaz yaşanır abi. O konulara girmeyelim. Olay bitmiştir. Düşünmeyelim. Eski günlerin hatırı var. Bir yabancı ile görüşmeyelim abi. Aleykümselam, hoş geldiniz beyler. Selamlar, sefalar getirdiniz. Sevgili Phoenix, Game of Sefa, Retuka, Kayra, Ahmet Latoro. Martinez penaltı kaçırdı. Biraz kızgınım. Panşi, Blufail, Umut, Tuna, Ahmet Hocam, Dextro. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam yeni kaçta kapatacaksın? Sahura kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız abi. Telefonları sessiz alıyorum o yüzden. Çok özür dileyerek. Geldim. Aleykümselam Kayracığım, hoş geldin canım. Eyvallah, çok teşekkürler. Sevgili Jon Snow abimiz, hoş geldin. Ölmeyen adam. Adamın hası. O kadını öldürmeyecektin abi. O kadın güzel kadındı yani. Vallahi çok üzüldüm. Maalesef. Ejderhaların anasını öldürünce kendimize gelemedik maalesef. Dexter hoş geldin canım. 5'e kadar. Ya 5'e kadar da değil. Hani boynum müsaade ederse bir süre yayındayız. Bir aksilik olmazsa. Senin bahis yatsın diye kaçırdım abi. Haram lokma yeme demiş. Çok teşekkür ederim. Adamın dibisin. Çok şükür bahis oynamıyorum Latorucuğum. Tavsiye bazen veriyorum. Hani şu maçtan şöyle olur. Mesela Fenerbahçe kaybediyorsa abi o maç döner diyorum. Direkt dönüyor yani. Hani direkt çarpı 2x ama yani oynamamanızı tavsiye ederim. Bu bataklığa düşmeyin. Bu bataklık doğru bir bataklık değil. Tavsiye edenlerin de kurban olmayın. Ulan buradan sponsorlara ne biçim örnek oluyoruz. Valla kimse sponsor olmak istemeyecek. Bahis oynamayın diyorum abi ben buradan. Buradan ne bana nesine sponsor olur ne nemesine. Özlemişim, yayınlar iyi, oyunlar iyi, geceler. Çok teşekkürler, var olun kardeşimler, kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, özledik mi? Eyvallah hoca. Eyvallah. En kötü bataklık FM bataklığı. Eyvallah. FM 1 bahis 2 o zaman. Bahis 2 de çok doğru bir tabir olmadı ama neyse. Dün pek bir Beşiktaş kariyeri yapamadık. Kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler için YouTube yayınımız kaldırmadım. Keşke kaldırsaydım. Bir tık pişman oldum ama kaldırmadım. Kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler için son bölümü kaldırmadım. Bu arada kimse de yayını beğenmemiş. Adamsınız. Teşekkür ederim. Yayını beğenmediğiniz için teşekkür ederim abi. Abi buraya girdiğinizde SA yazdığınızda ikinci yapmanız gereken yayını beğen butonuna basmak. Eğer size zahmet olmazsa, ama zahmette de rahmet vardır. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Özledim beni. Çok özledim 18'e. Yani senin gibi Fenerbahçeli, Beşiktaşlı bir kardeşimi çok özlüyorum. Buradan Danimarka'ya selam. FM Afrika oyuncu getir. Bir şey değil hocam demiş. Eyvallah. Dün sizi satıp telefonla konuşunca tabii ben de olsam ben de beğenmezdim. Daha çok beğenmeme butonu varsa ona basardım yani. Hoca FM'de 1600. saate geldim. Bağımlılık yapıyor bugün. Yani tabii çok normal. Maalesef. Maalesef abi şu ana kadar 30 kişi hiç toplandık yavaştan. Bir gece sabaha doğru bir 100 kişi oluruz diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa şöyle yapayım ya. Çok fazla diğer tarafı göstermeyeyim. Orada başka dosyalarım var. Uygun olmaz yani. Evet, çok fazla müzik sesi var mı? Kısayım birazcık, ne dersiniz? Yoksa geçiyorum yavaştan Beşiktaş kariyerime. Ufak bir girişten sonra. Hoca FM'de evet, beni özledin mi? Çok özledim Umut hocam. Seni de çok özledim. Sevgili Umut hocam. Icardi kılıklım. Icardi bıyıklım. Aleykümselam Gökhan hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, sen nasılsın? Hoş geldin. Hocam bir haftada 100 saat. Yani çok da kasmayın oğlum. Kendinize eziyet etmeyin. Eğer sağlık saatiniz yerindeyse oynayın. Sıkıntı yok da yani insanın sağlığını da bozdurmayın yani. Spor yapın bol bol bak. Ben pişmanım ama sporu da mesela dikkatli yapın abi. Ben dikkatsiz spor yaptığım için bir tık pişmanım bak. Bendeki boyun fıtıkları ondan. Bir tık. Selam yayınlar. Bir de askerdeyken çok eşya taşıdık abi. İnanılmaz yani, ranzaları taşıdık. Demir iki katlı ranzayı iki kişi taşıyorduk. Öyle söyleyeyim. Onlar bayağı bir boynuma, muhtemelen onlar etki etti gibi geliyor. Bir de işte şeysiz spor, bilgisiz spor yapmak, bilinçsiz. Bir hoca eşliği olmadan ağır spor yapmak. Selam yayınlar hocam. Ben önce benim sonra selam yazan adamın dibisin Ersan hocam, hoş geldin. Ersan hocam buradan sevgiler. Abi Afrika'dan aldığım oyuncu ligde sakatlanıyor. Afrika Kupası gelince iyileşiyor. Ziyeh gibi misali demiş.
Yani Ziya hakkında konuşmak istemiyorum. Konuşursam ağır konuşurum. Hocam Velasco alınır mı? Çok çok beğenerek istediğim bir oyuncu Velasco. Bence alınır. Arjantin'in fakir sokaklarından alınır. Askerde o eşya taşımalar sakat bırakıyor hep zaten demiş. Ya ben askerde çok ağır şeyler taşıdım. Bakmayın İzmir'de falan yaptım askerliği ama hani keşke Güneydoğu'da falan yapsaydım. Memleketin her yerinde yapılır asker tabii ki. Ama hani bakış açıları farklı oluyor insanların veyahut üstlerin falan bence. E tabii Allah razı olsun müthiş komutanlarım vardı. Sadece bir tık fazla şey yaptık. Hatta sağ olsunlar bize şey belgesi verdiler. Başarı belgesi verdiler. Yani herkese veriyorlardır belki bilmiyorum. Biraz hani şey için. Bu çocuklar çok nazımızı çekti. Şunlara bir başarı belgesi çıkartalım Word'den hemen. Diye belki. Ama yani biraz şey oldu yorulduk yani. Al vatan sağ olsun. Lan bana burada askerliğimi şikayet ettiriyorsunuz ya. Askerlik şikayet ederim abi. Müthiş bir şey. Kesinlikle gidin abi. Bulk yaparken obez olduk diyor ya. Bulk ne abi? Hocam evet abi Afrika'nın bugün neler yapacağız? Bugün Beşiktaş'ımızı inşallah liderliğe soyunduracağız. Liderlik için soyunur mu bilmiyorum ama ben soyunurdum liderlik için. Bakalım inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. UEFA'da neredeyiz? Bir bakalım şöyle be. Antalyaspor var. Sonra Rakov var. Rahat yeneceğimiz bir maç. Bizim bir tek zorlayacak olan G grubunda Aston Villa'mız var. Bir de Aberdeen var ama Aberdeen bile zorlamaz yani. Bir Aston Villa zorlayacak. O da Premier Lig dönüşü belki. Yani Premier Lig dönüşü bize çakarlar muhtemelen ama bakalım. İnşallah Beşiktaş'ı küme düşürürsün hocam. Benim bağlantılarım sağlam. Sen Kartal düşür Galatasaray'ı aldırayım. Hayda. Est. Sevgili Efe hoş geldin. Kayıç. Güzeller içinde biri seni seçtim. Kalbimi sana ben sana verdim. Hoş geldin kardeşim. Haki hoş geldin kardeşim. Azerbaycan'a buradan selamlarımı sevgilerimi iletiyorum efendim. Hoş geldin sefalar getirdiniz. Hak adamı. Hak adam. Hak ehli. Hoş geldin. Sen de hoş geldin hak ehli. Ya bir adamın öngörüsü falan tutunca Twitter'da çok fazla hashtag oluyor ya gündem oluyor ya hak ehli bu adam falan diye. O tarz bir adam mısın yoksa? Neyse geçiyorum. Bakalım şöyle bir. Hiç kaydetmediğimiz bir adam var mı? Semih falan kaydetmemişiz Avrupa'ya ama zaten U21 muhabbetinden oynayabiliyor. O yüzden sıkıntı yok. Devam. Şuradan Kartal Kayra'yı çağıracağız geri. Belki Rozier'i çağırıp satabilirim Ocak'ta. Sırf biraz daha para girsin diye kulübe. Devam seçimi onaylıyorum ya. Artık başka adam gelmeyecek herhalde. Reis FM23'te Zealand temasında yüzler gözükmüyor. Diğerinde Zealand'in yeni teması var. Yeni temasını kurman lazım yüzlerin gözükmesi için. Bir de tabii yüz yaması da yüklü olması lazım. Tato falan sadece Zealand'de gözükmemiş. O zaman Zealand'in eski yamasını kurmuşsundur. Yenisini kurman lazım. Eskisini silmen lazım bir de yenisini kurarken yoksa olmuyor. Bulk kilo alıp kas gelişimi sağlamak yani çok spor yaparken çok fazla yemek. Evet evet kesinlikle dikkat etmek lazım abi. Yavuz Selim ismine kurban oldum. Hoş geldin kardeşim. Ay yüksel. Eyvallah sağ ol sen nasılsın? Dünkü hazırlık maçına ne diyorsun? Abi Kenan Yıldız diyorum başka bir şey demiyorum ya. Yani ben bir Kenan Yıldız hayranı oldum maalesef. Dün bir de Barış Alper'in bu İsmail'i atar gider yapan bir delikanlı vardı Macarlılardan. Ona böyle bir haddini bildirmek için koşması da beni mutlu etti. Bir Galatasaraylı ile Fenerbahçe arasındaki rekabetin Türk milli takımında olmayıp da birbirlerini korumaları çok benim yani olması gereken budur abi. Yani bakmayın siz o Twitter'da saçma salak fenomenlerin hem Galatasaraylı o saçma salak olan insanlardan bahsediyorum hem Fenerli olanlardan bahsediyorum hem diğer takımla olanlardan bahsediyorum. İnsanları birbirine düşürmeye çalışan, ortamı germeye çalışan insanlara kesinlikle pay vermeyin. Ve bu insanların attığı tweetleri falan retweetlemeyin abi. Yani hiç gerek yok abi. Bedavadan siz kendini ceza alırsınız. Hani birisine yanlışlıkla bunlar yüzünden gaza gelip hakaret edersiniz. Sonra en az bir 30-40 bin liralık olursunuz yani hakaret davasından. Hem de yani ne gerek var abi? Allah korusun. Kenan Yıldız taş... Abi Kenan Yıldız var ya City Meet'i yapar ya. Ben size söyleyeyim yani. City Meet'i transfer yapabilir. Ulan 10 milyon euroyu almadık şu sezon başında biliyor musun? 10 milyon euro peşin paramız olmadığı için alamadık abi Kenan Yıldız'ı. Yoksa Galatasaray alıyordu. Hocam adı sağ topçu girdirdiler adamlar oyuna dünden. Evet ya. Abi o neydi öyle obez bir tane. Yani obezlerden özür diliyorum bu arada. Obez olan varsa aramızda. O anlamda söylemedim. Hani futbol yapabilmesi için bir adamın daha sağlıklı bir vücuda ihtiyacı var. Yani bir Beşiktaş'ta bir Ayrton vardı hatırlar mısın? Ama ne topçuydu ne topa vururdu o adam da. Ayrı bir konu o vücutta topa vurması ama böyle yanakları böyle şiş şişti yani. Transfer için son gün. Abi transfer yapmayacağız ya kapattık.
Kral, muhtemelen yapamamışsındır Ali Özkan hocam ya. Muhtemelen yapamamışsındır. Discord'dan destek almanı öneririm. Hocam PFTK sevkleri yapmak için falan sonra yüzüne montaj edilmesi bekliyorum. Ya artık. Ya Ersan böyle gönderme yapmayın lan birbirinize. Emirhan Delibaş. Ya bence seçim bekleniyor birazcık. Seçimden sonra falan yapılabilir PFTK sevkleri için. Ya bu arada bunların beklenmesi falan da saçmalık, ayrı bir konu da. Bence onun için bekliyorlar birazcık. Abi alındım. Neye alındın Jon Snow? Ne yaptın? Orkun Körkçük Kartal'a diyorlar. Hocam ihtimal veriyor musun? Yok abi, nereye ya? Yani şu an Türkiye'de Orkun'u alabilecek bir takım yok. Abi Benfica'da herif. Nereye alıyorsunuz? Benfica 30 milyon euroya aldı. Bugün Beşiktaş hazırlık maçı oynadı. İlk kere oynadığı oyunda ben mahalleden 11 kişi çıkarsam 6-0 yine. Oynadığı takım kimdi, ona bakmak lazım birazcık. Ama en azından hocanın veya teknik ekibin milli arada hazırlık maçı düşünmesi olumlu bir iş. Ama tabii yine de çok kötü gidiyorlar. Aleykümselam San Klausvis, hoş geldin canım. Eyvallah kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin. Eyvallah. Şu anda canlı olarak 40 kişiyiz. Hepiniz bir yayını beğenmeye basın. Yayını beğenmenin çişini tutamasın abi. Obez diyorsun ama estağfurullah abi. Ya öyle mi dedim oğlum, ben dün maça girenden bahsettim. Bakan bu kim ya? Hidalgo da sakat lan, bok yedik abi. Seneye 5-6 Premier Lig takım yapar Orkun ya. Evet abi, ben Orkun'dan önce Kenan Yıldız'ı bekliyorum bu arada önce. Önce Kenan gider abi. City'ye MIT'ye gidebilir. Efe'cim hoş geldin canım. Aleykümselam. Bondenius diye bir takım tanıyor. Yok tanımıyorum abi. Dünkü fake miymiş abi? Yok ya, fake değil. Konuştuk. Konuştuk da yani öyle normal insan gibi konuştum. Bakmayın. Biraz hani kusura bakmayın dedim. Goy goyunuzu yaptım yayında. Bu tarz bir şey yayına denk geldiği için goy goyunuzu yaptım. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın dedim. Sonra da o yolunu verdi. Ben de yolunu verdim abi. Abi beddualarım beni benden alıyor. Ne yapayım? Güzel beddua ederim. Yani küçük, naif, şakacı, lipkolik, biraz da alıngan. Yine unutmuşum beğenmeyi. Ben de seni beğenmiyorum o zaman. Sefacığım. Şaka şaka beğeniyorum. Benfica'da kadro dışı kalmış mı Orkun? Abi Benfica'da kadro dışı kalsa bile Premier Lig'e gider herif. Yani Türkiye'ye düşmez abi şu an. Yani düşme şansı yok, öyle söyleyeyim. Ya ben bu arada futbolcularıma antrenman vermedim. Hala antrenman vermeyi bilmeyen varsa hemen antrenman vermeye başlayalım gençler. Gençleri nasıl geliştireceğiz bak. Hemen başlayalım. Bu arada yayında 45 kişiyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arada reklam giriyorsa kusura bakmayın. Hemen mesela Nelson Viper bizim as baba oyuncumuz abi. Hemen buna bir antrenman verelim. Bu adam forvet. Bu adamın hıza ve bitiriciliğe ihtiyacı var. Bir hız verelim abi. Çabukluk verelim. İki kat yoğunluk verdik, bastık. Forvet bu adam. Forvetle alakalı bir şeyler verebiliriz. Bitiricilik antrenmanı verelim mesela. Plase vurma huyu edinsin. Aynen. Bunu bir öğrensin. Bu bir. İki kat yoğunluk da verdik. Nasıl olsa genç abi, kaldırır. Bir şey olmaz. Rego'ya vereceğim ama Rego bana gelir mi sezon sonu bilmiyorum. Bu arada çok acayip gelişiyor. 5.5 opsiyon kiralamayı yapmış. 5.5 milyon euro olursa Rego'yu alayım ya ben. Ama olmaz gibi geliyor. Bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum bu işler. Bir de oynatmam gerekiyormuş bak. Yani oynatacağız mecbur da. Neyse 50-60'a satarız ya. Bu çocuk çok gelişiyor ya. Bu çocuğu oynatmam lazım benim. Unutturmayın, Rego'yu oynatayım abi. Bir de Thales'i de oynatacağız. Thales'in yaşı tabii diğerlerine göre o kadar genç değil ama 21 yaş yine bile genç. Yine de vereceğiz. Ben buna da mesela bir çabuklukla başlayalım. Sonra şut mut çalıştırırız abi. Bir kanatlar önce bir çabuklukla başlayalım abi. Başka? Taktiksel olarak teknik antrenman verdirebilirim mesela. Sat buldukça bireysel yeteneğini kullanmaya yönelik mesela. Teknik şey var ya, bireysel ne yaratıcılığı falan var galiba bunun. Evet, doğru bir yaklaşım dedi bak mesela. Bu arada katılmaya da bilir ama özel yeteneği var diye direkt bireysel yeteneğini kullansın dedim abi. Bu önemli gençler. Yayında 45 kişiyiz. 50 kişiye doğru gidiyoruz. Bakalım sabaha kadar 150 kişi canlı yayında olacak mı abi? Yayın sonunda bir 2000 izlenme falan bekliyorum hepinizden. Hidalgo. Şu an yeni sakatlanmış ama yine de biz bir şeyler çalıştıralım abi. Çalıştırmamız lazım. Kimi Getson'la takaslamak? Getson'la Orkun. Yani bence yemez. Getson o kadar... Bence Getson hani iyi bir driblingçi oyuncu. Kötü bir oyuncu değil ama kendisini geliştiren bir oyuncu değil. Ve artık hani yaşı da 25'e falan geliyor herhalde. Tam emin olmamakla beraber. Orkun'la takaslamazlar abi. Nereye takaslıyorlar ya? Bir de Getson ne yapacak Benfica?
Evet, basına konuşmuş o yüzden, ama teknik direktör basında korudu Orkun'u, geri döner abi ya. Aynen, geri döner. Genç potansiyelli sağ bek önerim. Ya vardı da aklıma gelmiyor şimdi ismi. Kayu da var bir tanesi. Bir de Uruguaylı bir arkadaşımız vardı ama onun hep adını unutuyorum. Hep chat hatırlatıyor bana Uruguaylı çocuğun adını. Şimdi Tresol diye verelim. Tresol'ün de şeyini aldık mı ya biz? Bonservisini. Vallahi almışız ha. Çok iyi. Çocuğu da geliştirmem lazım benim. Abi buna şut çalışır lan. Bu bitiricilik çalışsın. İki kat yoğunluğu verdim baba. Boselli. Evet, teşekkür ederim. Alejandro Francis da vardı, o birazcık pahalı o. Hemen şut dedik, bitiricilik antrenmanı verelim. Bu kaleciyi geçme huyu edinsin. Olmadı. Ne önerirsin paşam? Dribbling, hadi dribbling de yapsın ya. Problem değil ama driblingi var mı ki paşanın? Neyse 12'ymiş, fena değil. Orkun Beşiktaş'ta da olsa zor ya. Hani mesela şunun gibi örnek vereyim. Mesela Kenan Yıldız Galatasaraylı, ama Kenan Yıldız bu saatten sonra Galatasaray'a gelir mi? Gelmez. Onun gibi bir şey yani Orkun'un Beşiktaş'a dönmesi Akicim. Yani ben ihtimal vermiyorum. Keşke olsa. Yani Beşiktaş adına sevinirim. Müthiş topçu aldılar derim ya. Kıskanırım da. Gerçi şu an Beşiktaş'ta olduğum için kıskanmam, sevinirim. Şu an Beşiktaş yönettiğim için. Pahalı dediğiniz sağ bekin ismini tekrar söyler misiniz acaba? Bir daha yazar mısınız? Alejandro Fransız, yok yok, o değil. Benim bir tane daha önerdiğim bir sağ bek vardı. Onu söyleyeyim direkt sana. Hatta direkt yazalım. Şu Belçikalı değildi o. Benim söylediğim İtalyan mıydı ya sağ bek? Bir tane bir... Neydi gençler? Bir tane belli bir sağ bek vardı ya. İyi bir sağ bek. Onun adı neydi? Hatırlayan var mı? Şuradan bir hemen bakalım. Tereddütler gözüküyor şu anda ama. Buradan bir temizleyelim abi şurayı bir. Bir daha aratalım. Bana gelmek istemediği için gözükmüyor herhalde bende bak. Alejandro Fransız değil benim dediğim o sağ bek. Bir tane daha vardı böyle taş gibi. Bana gelmek istemediği için çıkmıyor galiba şu anda. Bu arada Sofi de fena değildir sağ bekler arasında. Bakıyorum. Şu anda bana gelmek istemediği için çıkmıyor abi. Kayode de iyidir. O da bir tık pahalıdır. Kayode de iyidir, bir tık pahalıdır. Bir tane daha var abi. Taş gibi bir. İtalyan olabilir. Vinicius Tobias iyidir mesela sağ beklerden. Brandon Williams iki tarafta da oynar. İngiliz ama çok iyi. Arnaud Martinez değil. Fresneda. Evet, Fresneda. Bu arada Yeler de iyidir. Bak Danimarkalı Yeler de çok iyidir. Tuna Hoca yazmış bak onu da. Onu da severiz. Calegari de fena değildir. Ucuzdur da yani şu özelliklere göre. Calegari'yi de tavsiye ederiz Brezilyalı kardeşime. Brezilyan severiz bilirsiniz. Yayını şu anda 32 kişi beğenmiş. Yayında 55 kişiyiz abi. Bir yayını beğenirsek sevinirim. Evet, futbolculara antrenman veriyorduk. Devam edelim. Ya işte nereli olduğunu unutuyorum bazen. Ülkelerini unutuyorum. Evet, Fresne de İspanyolmuş. Teşekkür ederim. Ve sol diye verdik. Ay, Semih'e bakın. Semih'e bakar mısınız? Evladım. Bir tanem. Şu tatlışlığa bakın. Şu gelişmişliğe. Şu özel yeteneğe. Ya neredeyse şimdi şarkı söyleyeceğim. Güllerin içinden canım. Güllerin miydi o? Koşarak koşarak gel bana gel. Yan Cuato da iyidir. Brezilyalı bek olarak. Ayrıca yine Brezilyalı ararsanız Kelvin de iyidir. Evet. Bir de oynattığımız için daha iyi gelişiyor ve daha da fazla geliştireceğiz. Şimdi bak, yani ben bu kariyerde zaten bu kariyeri Semih için oynuyorum, Beşiktaş kariyerine. İki kat yoğunluk verdim, şut çalıştırıyorum abi. Şimdi bu çocuğu geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz abi. Verelim bir baba. Teknik antrenman verelim. Ekstra bakalım. Offside taktiğini yakalanmamak mesela. Genç oyuncularda bu çok var. Offside'e yakalanma huyu. Bunu çalıştırmak istiyorum. Onun karakteristiğini eklemesi için uygun bir özellik değil. Bak mesela bu durumda da ben katılmayacağım yardımcı antrenöre. Sen benden inmeyeceksin lan Ricardo. Portekiz çetesi. Hayır, benim dediğimi yap. Ben daha iyi bilirim senden. Ben mesela bu konuya katılmıyorum. Normalde bazen yardımcı antrenörlerin önerilerini kale alıyorum ama bunu da almayacağım. Offside'a yakalanmaması bence çalışılması gereken bir özellik. Özellikle genç forvetlerde. Devam. Kim kaldı? Keke top. Kekem. O da gelişiyor bak. Bu çocuğa ne kadar sözleşme koyduk ya? 725 bin euro alabiliyoruz. Tabii gelmek isterse paşam. Bir sezon sonu bakacağız. Hocam çocuğun maaşını arttır. Semih mi? Ya Semih hakikaten ya. Yeni bir sözleşme falan yapabiliyorsak yapalım. Kaç? 2020. Oğlum 5 senelik sözleşmesi var ya. Hiç sıkıntı yok. Ricardo Santos, Fernando Santos oğlu bu. Yok, yok artık. Ciddi misin Max Tire? Şu an sözleşmesini feshetme fikri çık aklımdan. Burası aile kulübü değil abi burası Beşiktaş. Beşiktaş
Baba oğul çalışamaz abi. Kusura bakmayın. Bir evden bir tane adam çalışacak abi burada. Kaleci olarak refleks çalıştıralım paşama. Bu arada boynum acayip ağrıyor abi. Yani inanamazsınız ne kadar ağrıdığını şu anda. Biraz spor falan da yaptım bugün de hoş olmadı. Dayanmaya çalışıyorum. Devam. Ernest Muçi. Abi Muçi'den bizim çıkmamız lazım gibi yani. Muçi gelişmeyecek gibi geliyor bana. Nedense. O gelişmeyecek gibi geldiği için sanki bir tık çıkacağım gibi. Muçi'den sezon sonu falan. Ama babaya pas çalıştıralım. Pası 12 ne abi? Orta saha 10 numara oynuyorsun. Pası 12 yani. Sadık olsun satacağım. Belki Ocak'ta bile satabilirim yani kardeşimi. Bu arada bana mesaj geldi gençler. Sesini de kısmıştım aslında telefonda ama. Neden açık kaldı bilmiyorum. Bir daha bir bakayım şuna. Boyun yastığı telefonlarda kullanırsın. Yani bilmiyorum. Bir dakika. Çok özür dilerim. Buna bir bakmam gerekecek. Gece incelesem olur mu diyeyim. Bir laptop önermişler de. İki gibi diyeyim, üç gibi ya da işte yazarım ben neyse sessiz aldım. Zaten anlayışla karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Boyun yastığı olabilir belki bilmiyorum. Hocam oyuncularım eskiden her takım ortalama 4 atardı fakat bu sezon düştü. Sebebi nedir biliyor musun? Yani bazen taktik değiştirmek, ikinci, üçüncü taktik yapmak güzel oluyor. Rakipler çünkü sana alışabiliyorlar. Bir de takım dinamiklerini bozmuş olabilirsin Yavuz. Çok adam satıp aldıysan ya da çok transfer yaptıysan takım dinamikleri bozulabiliyor kardeşim. Muçi'yi bence de kötü yapmışlar. Aleykümselam HD Bakugan hoş geldin kardeşim. Şimdi devam. Tayyip Talha. Tayyip kardeşim. Seninle bir 20 sene daha var mısın? Defansif pozisyon alma çalışalım kardeşim benim. Ama sakatlıktan yeni çıkıyor o yüzden fazla bir şey vermeyeceğim. Fidalgo'ya da verelim ufaktan. Fidalgo'ya şut verelim paşama ya. Buna da ekstra antrenman vermiyorum çünkü yeni sakatlıktan çıkıyor. Sonradan verebiliriz belki. Buradan Hamza bana ne verme? Ay Hamza'ya bakın beyler. Hamza'ya bakar mısınız evlat? Hamza kardeşim. Sevgili kardeşlerim. Buna ne çalıştıralım? Defansif pozisyon ama yani çalışsın ama daha önemli şeyler de var. Neyse buna bir çalışsın sonra başka şeyler daha çalıştırırız. Olur mu? Ne dersiniz? Orada benim chat gitti şu anda. Chat bozuldu. Bir daha bir chat açacağım. Sohbeti ayrı pencerede bir daha aç diyorum. Kendine gelir herhalde. Herkes bir ayak numarasını yazabilir mi? Chat şu anda gitti bende. Chat çalışmıyor. YouTube'da bazen böyle oluyor. Kusura bakmayın. Twitch'ten geçtiğimiz için. Hamza Baran hakikaten ya. Profil resmi neymiş? Şu an Yavuz Selim'in bir yazdığı geldi. Evet 43 var. Ayak numaralarını görüyorum. 36, 36, 40, 40. Hayda 40 numaralar bu arada. Gökhan Hocam sizi 45 falan hayal etmiştim ya. Vallahi 40 numara gayet küçük. Küçük bayağı sahipsiniz. Hocam kickeye geçmeyi düşünür müsünüz? Düşünmüyorum. Sahiplerinin sanki sahipleriyle alakalı farklı iddialar olduğunu görmüştüm. O yüzden geçmeyi düşünmüyorum. Max hayır 45 numara. Kral yakışır. Ahmet hocam 45. Ayak numarası evet ayak numarası yazıyoruz Efe'cim. Eğer yazmak istersen. 67,5 ne oğlum? Blue fail. Yapma. Uydurma. Hamza Baran'a verdim antrenmanı. Demin Ege tıklasa bakalım. Yok hocam 1,70 boy ya demiş. Ayda. Gökhan hocam çok büyük hayal kırıklığına uğradım falan demiş. Şaka diyorum hocam. Dün konuştuğun kıza ne oldu? Arda hoş geldin canım. Ulan benim halimi hatırımı sormadan ilk baş kızı soruyor. Vereyim numarasını konuş oğlum. Ahmet Efe 48'miş. Ya uydurma Efe. Gerçi senin boyun 1,95 var değil mi Efe? Kalıplı bir adamdın sen. Yayın kaça kadar ona göre uyuyacağım. Yayın gece geç ilerleyen saatlere kadar sürecek Erencim. Ne verelim kardeşime? Demir Ege'ye. Demir Ege'ye de pas çalıştıralım hadi. Hocam Mokoku kiralık geliyor mu? Aslında gelebilir ama çok kullandım ben onu. Gelebilir normalde de çok kullandığım için almıyorum genelde. Bu arada yayında 55 kişi olduk galiba da bilmiyorum chatte kaç kişi gözüküyor. Bende 55 gözüküyor. Hocam sorması ayıptır da ayak fetişiniz mi var? Yok ya ayak fetişim olduğundan değil oğlum. Bir ara şey diyorlar diye bize bazı yayıncılar. O yüzden zaten Twitch'i bıraktım. Yok bot kullanıyor bilmem ne falan. İzleyicileri bot bunun falan diyordu ya. O yüzden bot numaranızı soruyorum aslında. Ayak numaranızı soruyorum. Çaktırmayın. YouTube'da da bazen chat gidip gelebiliyor. O yüzden chat gittiği zaman anlayabilmek için hemen chat'e soru soruyorum. Hocam Demirege oyunda potansiyelli mi? Ya şöyle ben de dur raporunu açayım. Ben de şöyle çıktı ama bazen
Bu sonradan 4 yıldıza da evrilebiliyor veya bazen 2 yıldıza falan düşebiliyor. Belli olmuyor yani. Seni yeni tanıdım, çok samimisin, harbi adam. Estağfurullah Erencim, ne demek kardeşim benim. Gel Sakarya'ya hemen bir çay kahve ısmarlayayım sana. Geldiğin zaman bana DM, Discord'dan mesaj at. Ismarlayayım yani. Geçen bu bir tane şey vardı. Ne abi? Sözde kız ama ne abi derlerdi. Harun abi mi derlerdi? Hani erkek olup da kız taklidi yapanlara. O şey diyordu işte, seninle tanışıp çay kahve içmek isterim falan falan bir şeyler söylüyordu da. Yok dedim, aman gelme. Erdem olur mu? Beytaş çok iyi yerli. Bakarım. Hatta bakayım hemen. Bizim yayınımız daha çok muhabbet odaklı olduğu için biraz yavaş ilerliyor. Kusura bakmayın bu konuda. Eğer muhabbet istemiyorsanız... Ama 25 yaşında olması kötüymüş. Ya şu profil 19 yaşında olsa taş gibi olur. Random Demir'in profili bence değildir Blue. Ama potansiyeli bazen değişebiliyor bence. Hocam ben geleyim evinizi alın dedim, reddettiniz. Ya Blue Fail, oğlum hemen eve çağırmayayım oğlum. Bir çay kahve içerim, ısmarlayayım. Beğenirsem eve de misafir ederim yani. Gel bir iftarımıza gel. Abi yayınlar. Andaç hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Barcelona'ya bakabilir misin? Beşiktaş anlaşmış diyorlar. Hemen bakalım ya. Şu çocuğu takip listesi neymiş, tamam. Bu arada hiç fena değil profili. Yedek oyuncu olabilir gayet yerli olarak ama bir tık fazla paramız yok. Belki 200-300 bin euroya falan anlaşırsak tatlı olur. Aa hiç de ucuzmuş daha. Hazırlık maçı da istiyorlar. Tamam. Şöyle bir tık düşürelim abi. Ben bu çocuğu alayım. Bu çocuk bulunsun ya. Çok ucuz yani. Teşekkür ederim kim önerdiyse. Başara da bakayım hatta. Dur. Bu çocuk Ocak'ta gelsin. Yerli oyuncu olarak bulunsun abi bu. Başar. 19 yaşında. Potansiyeli varsa olur. Bir rapor alalım. Bir de uygunsa. Aa, ama bonservisi çok yüksek gözüküyor. Belki ilerleyen dönemde olur. Takip listesini alalım abi. Buradan başka vermediğimiz şey kaldı mı? Mesela Yunus Emre'lere falan vermedik. Chamberlain'e hiç girmiyorum gelişimine falan. Rashica'ya bakalım. 27 yaşında. Bu saatten sonra zor. Çalışkanlığı var gerçi. Gelişebilir mesela. Örnek veriyorum. Hemen girelim Rashica'nın profiline. Ulan Rashica'yı göremiyorum şu an. Gözlerim görmüyor şu an. Vallahi göremiyorum. Ne? Burada. Bak mesela raporu açın abi. Raporunda eğer bir oyuncunun mesela hırslı karakteri varsa veya çalışkanlığı varsa antrenmanla alakalı, takıma uyumu varsa bu adamlar iyi gelişir abi. Mesela son zamanlarda antrenmanlarda iyi bir performans gösteriyor. Futbolunda da gelişme gösteriyor. Kaç yaş isterse 35 yaşında olsun bu adama antrenman verebilirsiniz, gelişir böyle adamlara. Rashica'da da var biliyorum, gelişebilir yani o yüzden. Abi 350 saatin var, iyi mi sence? Yani bilemeyeceğim. Hocam benim neyimi beğeneceğiniz? Estağfurullah Blue. Ben herkesi beğenirim abi. Herkesi beğenirim derken yürüme anlamda değil. Ben herkese iyi niyetli yaklaşırım anlamında söylüyorum. Hocam Aaron Hickey mi yoksa Van Dersson mu kanat bek için? Yani bir tanesi Van Dersson sağ bek, Aaron Hickey sanki sol bekti diye hatırlıyorum. İkisi de kanat bektir bu arada. İkisi de hücum bektir bence. İkisini de kullanabilirsin. Hocam beğenirsem ne adamı düğününe alıp nikah mı yap? Yok abi estağfurullah. Hoca çete kaldı. Yok estağfurullah abi. Serbest vuruşları falan çok iyi. Bol gol atar. Az kadroya bile yazarsın. Benden demez. Bakalım hocam Erdem için. Bakarım. Hocam yoksa sen Erdem misin? Erdem Levent yazıyor bu arada chatte. Yayında 55-60 kişiye doğru gidiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir yayını beğenelim abi. Atalay Babacan önceki oyunlarda çok iyiydi. Yani. Hiç sıçrayış hiç göstermedi. Kendisini hiç geliştirmedi ya. Keşke antrenörlerini dinleseydi de birazcık çalışsaydı. Fiziki olarak çok yetersiz kaldı ya. Yani bilmiyorum, belki mental sorunları vardı çocuğun. Ondan kaynaklı olabilir. Tam da emin olmadan konuşmak istemiyorum. Çocuğun gıybetini, dedikodusunu yapmayalım. Ama en azından gelişim göstermediği için top seviyelere çıkmadığını söyleyebiliriz. Yoksa yetenekli çocuktu Atalay. Yunus Emre'ye geldik abi. Yunus Emre, bu ne düşüş ya? 20 yaşında çocuksun ya. Hemen baba, hemen. Çalışmaya başlıyorsun abi. Çalışmayan adamı ben sevmiyorum. Gönderiyorum takımdan. Savunma. Stoper olduğu için savunma antrenmanı ver. Sıkı markaj yapma huyu edinsin. Başka. Onur Bulut. Yani Onur 29 yaşında. Bundan satacağız abi. Bundan bir şey olmaz. Emre Can Uzunan 22 yaşında. Yani geliştirebiliriz ama bundan çıkacağız muhtemelen. Potansiyel yok gözüküyor. Cihan Çanak'ta diyorlar. Kartal'ıma. Hemen bakalım. Hemen bakalım abi. Hocam bana Messi gibi bir adam önerir misin? Arda Güler. Kenan Yıldız. Kenan gerçi FM'de o kadar iyi değil profili. Gerçi geliştirmişler bir tık güncellemeyle ama bence hala o kadar iyi seviyede değil. Bence seviyesi daha top. Seneye falan City bekliyorum. City Liverpool gidebilir yani seneye Kenan Yıldız. Çok büyük ya da Real Madrid falan bile yapabilir yani.
Ki Real Madrid Arda yaptığına göre Kenan da yapar da Real Madrid şu an Endrick aldığı için belki almayabilir. O yüzden daha çok gerçi City'de de forvet var ama sol kanat forvet olarak belki gidebilir. Jeremy'yi de aldılar. Belki onu sağda kullanırlar. O solda Kenan'ı kullanabilirler. Liverpool da olabilir. Bilmiyorum. Hayırlısı. Can'ı beğenmedim ya. 18 yaşında falan ama beğenmedim abi. Devam ediyorum. Kim var? Buradan yani hadi Amir diyorum. Amir de değil de. Eyvallah yazım hoş geldin kardeşim. Hemen buna bir şut mut çalıştıralım ama bundan bir cacık olmayacak. Bunu satacağız. Bundan para kazanmaya çalışacağız maalesef. Ya oynasak belki kullanırdık ama şu an moralini bozduk artık. Emrecan 0 numara mı giyiyor? Hatırlamıyorum Nazmi'cim. Bakayım mı? Kenan tam Liverpool topçusu katılıyorum. Katılıyorum. Başka adam kalmadı. Zaten diğerlerini altyapıdakileri kiraladım. Altyapıya attığım birkaç tane topçum var. Amartya Onana Zainettinov. Çocuk kazak aslında kullanabilirdi geldi rotasyonunda ama yok abi istemiyorum ya. Ben böyle saçma sapan oyunculara para verilmiş topçuları istemiyorum Beşiktaş'ımda abi. Vizyonsuz transfer istemiyorum abi. Profil de fena değil bu arada ama sırf vizyonsuz transfer olduğu için istemiyorum. Abi hangi takımsın ciddi? Gerçekte Galatasaraylıyım da Beşiktaş'ı severim abi. Bu arada yayında 60 kişiyiz. Yayını beğenmeyen çişini tutamasın. Bence Arsenal demiş. Premier Lig'de mi? Premier Lig'de Arsenal'liyim ya. Erdem Olur'a teklif yaptık. Bakalım sözleşme olarak ne verebiliriz? Aa, 190 hiçbir şey bu arada. 2028 sözleşme uzatma opsiyonu da verelim kardeşime. Dur bakayım. Lan dur. Madde ekle. Sözleşme uzatma opsiyonu. 3 sene. Verelim kardeşime şuradan 300 bin euro. Bir 10 senesini bağlayalım paşamın. Bunu da kilitledim. 100 bin euro da harçlık vereyim. Bir şeyle kız arkadaşıyla falan bir şeyler ya. Yemek yesin. Fazla verdim ama 10 senesini aldığım için. Tuvalete gidiyordum tam hocam o nasıl beddua. Ben bilmem yayını beğenmene böyleyim abi ben. Haberiniz olsun. Vlahovic gibi şey Kenan mı? Bence ben daha çok Cristiano Ronaldo'ya benzetiyorum ya. Benzetmek olmasın mı diyeyim bilmiyorum da. Hani bana her şeyi Cristiano Ronaldo yandırıyor abi. Bir tek işte fiziği biraz boyu olsaymış çok tatlı olurmuş ya Kenan. Ama boyu olsa da şu yaptıklarını yapamazdı belki. Ama umarım fiziğini daha da geliştirir. Daha tatlı bir yere evrilir ya. Bana daha çok Cristiano Ronaldo yandırıyor abi. Evet, transfer dönemi. Yok abi katılmayacağım. Teşekkürler. Abi Taycan Etçi başı rotasyon olabilir. Bakayım kardeşim. Bu sene Premier Ligi. Ben Liverpool alsın. Ya Arsenal alsın isterim normalde de. Arsenal alamıyorsa Liverpool alsın abi. 16 yaşında. Bu pasaport var mı çocuğun ya? Var gibi bakalım. Eğer uygun fiyata düşürebilirsek neden olmasın ileride. Şu an alamıyorum ama. Şu an zaten param yok. Yani ucuz para verebilirim. Çok para veremem. Harcamak anlamında. Yani Vlahovic üyede nasıl? Yok ya. Ben Kenan'ın harcanacağını düşünmüyorum ya. Ronaldo mu Messi mi? Ben Ronaldo'cuyum beyler. Kusura bakmayın ya. Ben Cristiano Ronaldo'cuyum abi. Messi'nin daha büyük futbolcu olduğunu kabul ederim. Şimdi Allah var. Ama ben Ronaldo'cuyum abi. Bence Ronaldo yani daha iyi bir oyuncu bence. Messi daha büyük bir futbolcu. Şimdi bir şey diyemiyorum. Bence Ronaldo daha tam bir profil bence. Fiziğiyle, şeyiyle falan her şeyiyle bence daha tam top bir seviye. Keşke sakatlık yaşamasaydı. Sakatlık yaşamasa bence Messi'nin rekorlarını da kırardı ki zaten şu an dünyanın en fazla gol atan oyuncusu zaten. Erdem Onur'u aldık paşayı. Ravil Tagir'e bakayım kral. Bakayım hemen. Ya yayında çok mu reklam giriyor? Bir anda böyle bir düşüşler oluyor 10 kişi 15 kişi. Galiba reklam çok giriyor. O reklam süresini kısaltabilirim dilerseniz. Nasıl arzu ederseniz abi. Ya şimdi olan var olmayan var. Reklam yememek için katıl abonesi olamayabiliyorsunuzdur. Zaten haftada 2-3 tane yayın açabiliyorum artık yoğunluktan. O yüzden hiç katıl abonesi olmanızı tavsiye etmem. Hakkını veremiyorum bu işin. İyi akşamlar Berksim hoş geldin kardeşim. Hattes hoş geldin canım. Tema ismi Eren. Alfa Kojuro kullanıyorum kardeşim. Seçimi onayladık ya. Kim? Erdem Onur. Geleceğini görüşüm. Erdem sıçarım çarkına. Aa almışım. Alıp da çıkartmamışım. Onu fark etmedim oğlum ben. Erdemciğim kusura bakma kardeşim dur. Seni kaybetmişim. Bu nedenle mümkün olan en kısa zamanda senin lisansını çıkartacağım. Tamam seni kiralık göndereceğim şimdilik.
Ocağa kadar kiralık göndereyim kardeşimi. Unuttuk bak. Muhabbet ederken unuttum abi. Kusura bakmasın. Yok Tato kullanmıyorum oğlum. Alfa Kojiro kullanıyorum diyorum ya. Aleykümselam Batuhan hocam. Hoş geldin kardeşim. Batuhan hocam ne yapıyorsun ya? Burada para yok. İlk iki maç kazandık. Doğrudan tecil ettirebiliyor muyuz diye. Bilmiyorum zor. Oyunculara verdiğim maksimum maaş 100 bin euro. Hangi takım çalışıyorsun kardeşim? Rego gel baba. Yani 10 numarada da oynatalım kardeşim ya. Bir alışsın. Kimin Eren? Burada Rego. Abi Rego sen oynamayacaksın. Hacı Ahmet o hiç oynatmak istemiyorum. Muçi var. Ya Muçi de orada. Yani Muçicim sen oynama ya. Ben burada Rego'yu oynatacağım. Kusura bakma Muçi. Ya da oraya top falan çekip Viper Resolve falan olabilir belki. Böyle bir kalsın da. Böyle bir oynayalım bakalım. Olmadı bir şeyler değiştireceğim. Fidalgo sakat diye direkt oynatmayayım dedim de 4 günü varmış daha forma girebilmesi için. Antalya'yı bu şekilde yeneriz herhalde ya. Olmaz gibi geliyor. Süper Lig'de de çok kötü gidiyoruz ha. Trabzon Beşiktaş'ın normal hocasına laf yaptık. Kendimiz iyi gitmiyoruz ama biz spot en azından kulübe yatırım yapıyoruz şu anda. Biz öyle saçma salak oyuncular almıyoruz abi kulübe. Veya saçma salak oyuncu oynatmıyoruz. Biz kulübün geleceğine yatırım yapıyoruz. Beşiktaş bu dizide işte güç takımlara karşı zorlanmıyor musun? Şu an için evet ama takım dinamiklerini bozdum birincisi. İkincisi çok fazla oyuncu aldım. Oyunun oturması lazım. Taktiğin oturması lazım. Şu an için evet ama ileride zorlanmayacağım. Ve şu defans hattını falan da değiştirmem lazım benim. Şu an değiştiremediğim için biraz zorlanıyorum evet. Bu şekilde devam edelim. Hücum ağırlıklı çıkacağız evet. Tamam. Devam. İyiyim hocam. Şimdi dersler var. Açtı. Bayramdan sonra vize arttı. Sizler ne yapıyorsunuz? Hocam bir ara hiç yayın yok. Rahatsızlığım vardı. 2 ay boyunca o yüzden yayın yapamadım. Sonrasında da şu an bayağı bir yoğun çalışıyorum. O yüzden yayınlara ara verdim. Hatta içerik üretmeye de ara verdim. İnşallah cumartesi pazarlarım biraz hafif geçerse içerik üretmeye devam edeceğim. Şu anda da yayında 65 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 100'ü geçelim yine. Sefalar getirdiniz. Ufak bir bedduamız var. Yayını beğenmenin şunu tutamamasıyla alakalı. Hadi bakalım Beşiktaş. Antalya'yı yenelim abi. Haydi Bismillah. Bir görelim benim takımımı. Bir ilk üçe girelim artık ya. Tamam. Genç çocuk oynatıyoruz. Amatör lisansla oynuyorum bu arada. Neredeyse profil sıfır yani. Geçmiş olsun hocam. Sakalar gidince bir parlamışsınız. Mısınız? Eyvallah. Ya çok zaten o kadar kıllı bir adam değilim. Ama tıraş olmak iyi geliyor bana. Yani bilmiyorum yakışıyor mu, yakıştırıyor musunuz, yakıştırmıyor musunuz da. Ben kendimi yakıştırıyorum tıraş olmayı. Semih'cim o kafa topunu alır mısın bilmiyorum ama hadi bakalım. Aslanım Rego be. Aslanım Semih, aslanım Viper. Çok güzel. Daha tam temizlik yapamadım takımda. Daha temizleyeceğim adam fazla. Bir 6-7 tane daha oyuncu var. Hepsini doğuracağım abi. Allah izin verirse. Sol üstteki scoreboard temadan mı oluyor? Şöyle kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz üzerine tıklayarak abi. Ve evet temadan. Ulan Onur mu sakatladı? Ya sıçam size. Hamza Baran var neyse. Firavda. Nerede Hamza Baran? Hamza Baran da sakat mı ya? Ya Hamza Baran almadım mı oğlum ben? Kim oynatabilirim sağ bekte? Muçi. Resol'de. Forvet'i oynatalım abi. Barış Alper miyiz? Aa. Yerli oynatmam lazım. Yerli milli. Necip almak istemiyorum ya. Sıçam Necip'e. Oyundakine. nasıl bir şey yapabiliriz? Aytu. Paşam oynarsın sen ya gel. Yani normalde Necip almam lazım. Ben Aytu alacağım. Atlayacağız o yüzden. Hoca bu senin kupa Bejeke mi? Hangi kupa? Süt kupası mı? Hocam Johnny Depp'in genç hali sizi görse diş çöker. Yakışmış hocam. Estağfurullah ya. Ya beni utandırıyorsunuz. Ya utandım gol yedim abi Botan hocam. Alfa Kojiro. Discord kanalımızdan alabilirsiniz hocam. Hemen Discord linkimizi paylaşayım buraya da. Chat'e sabitleyeyim ben Discord linkimizi. Sizin için de kolaylık olsun. Beklerim. İlk şut ilk gol oldu abi. Ben bu Hedl'den ilk senede çekeceğiz herhalde öyle gözüküyor. Bu arada şey de yapmamız lazım bizim takım dinamiklerini biraz daha sağlayabilmek için. Bir farklı şeyler daha yapmak lazım antrenmanla alakalı. Benim mod yap ara ara link salayım demiş. Game of Sefa hadi vereyim sana bir tane modluk. Çok içten istedin. Al ekledim kardeşim. Abi Yiğit Fidan stopere bakar mısın? Bakarız ama şu an param yok çok.
Hocam yayın kaça kadar? Yani Allah izin verir de sağlığım saatim de yerinde olursa sahura kadar yapmayı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Yani yemek yiyeceğim saate kadar diye. Yemekte ne zaman istersen. Hocam yayınlar nedense fena sarıyor. Ses tonun çok samimi. İçten abim gibisin. Çok teşekkür ederim kardeşim. Var ol. Siz de içten kardeşim gibisiniz. Benim burada kardeşim olmadı ya maalesef. O yüzden hep bir kardeşim olsun. Özellikle bir erkek kardeşim olsun isterdim ama şimdi kız çocuklarının tatlılığını da görünce de keşke kız kardeşim de olsaymış diye de iç geçiriyorum ya. Erkek kardeş şeyden isterdim böyle beraber oyun oynayabileceğim bir kardeşim olsaydı. Beraber futbol oynasaydık, PES oynasaydık, FIFA oynasaydık. Beraber oyun oynayabileceğim bir çocuk olsun isterdim ama çok şükür Ozan diye bir arkadaşım, kardeşim vardı. O da beni kardeşsiz bırakmadı aslında. O da benim kardeşimdi zaten. Ömrüm onunla geçiyordu. Evlendi. Allah ayırmasın bu saatten sonra. Hem eşiyle beraber hem benle beraber. Ali ve kardeşi ondan kar biz kavga falan ederek muhtemelen ama çok keyifli olurdu ya. Hocam ben olurum sana sorun yok. Finlandiya'ya mı geleceğim buradan? Database ne işe yarıyor? Kral database oyuncu veri database. Yani hangi ülkelerden kaç tane topçu olmasını sağlayacağın bir veriden bahsediyorsun. Database bu. Yüksek veri database seçersen çok fazla oyuncu olur. Bütün dünyadaki oyuncuları almış olursun. Böylelikle daha fazla oyuncu bulabilirsin. Ben ülkemi seviyorum. Ülkemden ayrılmayı düşünmüyorum gençler. Çok seviyorum ülkemi. Vatanımı seviyorum abi. Bu arada yayında 70 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yayınınızı beğenmeyi unutmayın. O penaltı verdi. Teşekkürler. Semih bir yere gitmedi. Semih'e geliştiriyorum. Furkan hocam hoş geldin. Ne yapacağım orada geleceğim tabii. Ali PC'den nostalji yaptım. Bir yere Discord'da resmini atalım. Eyvallah. Bekleriz Berk hocam. Ya bu arada yayını açmaya Discord'u nasıl yansıtacağım falan unuttum. Ulan top. Senin vuracağın topa sokayım ya. Çok üzülüyorum genç arkadaşlarımdan. Ama yani penaltı kaçırmak nedir abi ya? 3-1 maç. Kopart işte maçı. 4 olsun. Bunu mesela ben Icardi diye diyemiyorum bir Galatasaraylı olarak. Penaltı kaçırınca. Çünkü biliyorum ki sonradan adam yazıyor yani. Adam penaltı kaçırıyor. 2 tane sallıyor sonra hiç durmadan. Biz de vatan düşmanı değiliz. Hoca yamanma bizi ortaya. Estağfurullah canım. Öyle demek istemedim. Ben ülkemi çok sevdiğim için. Yani istediği kadar şart versin yurt dışı. Ben yurt dışına gitmek istemiyorum abi. Türkiye'deyken de mesela iş imkanı çok olmadığı takdirde yurt dışından para kazanma imkanı olur mu? Şu şartlarda olabilir çünkü internet diye bir şey var. Ama sırf onun için yurt dışına gitmeyi düşünmem yani. Çok seviyorum ülkemi. PS2 emülatörü kurdum PC'ye. İçine PES 6'yı indirdi. Bu arada Viper'a gol atamaz diyenler buradan bilmiyorum yani. Viper bak kaç tane salladı abi. Kaç tane sallamaya devam ediyor. PES 6'yı indirdim kolda oynuyorum. Abi ben PES 13 hayranıyım. PES 12 hayranıyım. PES 12 Napoli çok severdim. PES 13'te de Ronaldo ile içinden geçerdim milletin abi. Yani PES 13'te muhtemelen chatte benden daha iyi oynayabilecek yoktur abi bak. Normalde mütevazi bir adam olmaya çalışıyorum. Ama PES 13 konusunda mütevazi olamam abi. Dünyada en iyi oynayan oyunculardan bir tanesiyimdir muhtemelen PES 13. PES 13'ü üniversitede mesela yenildiğim adam yoktu. Üniversitede, lisede öyle yenildiğim adam yoktu yani PES 13'te. Real Madrid'de o Ronaldo öyle var ya at gibi oynardım ya. At yani bildiğin at. 11 kişiyi çalımlardım abi hiç sıkılmadan. Hep Ronaldo'ya atardım, Bale'e atardım topu. 11 kişi çalımlaya çalımlaya giderdim abi. Mesela bir de ölü yaprak vuruş falan vardı onu da PES 13'te koymuşlardı. Yani orta saha çizgisi var ya abi. Orta saha çizgisini çekin ki orta saha çizgisinin gerisinde kazandığınız faulleri kaleye vuramıyordunuz. Orta saha çizgisinden sonraki bütün faul pozisyonlarından gol atabiliyordum yani öyle söyleyeyim. Ölü yaprak vuruşu sayesinde Ronaldo'yla. Bale de atıyordu bu arada. Bale daha fazla döndürebiliyordu topu. Bale'in falsosu fazlaydı. Hocam yapma yakma. Ya oğlum istediğiniz iddiaya varım yani sıkıntı yok. Gelin Sakarya'ya veya İstanbul'a gittiğimde de oynayabiliriz sıkıntı yok. Eğer vaktim olursa PES 13 oynarım yani hiç problem değil. Yıllardır oynamıyorum ama elim alışıktır yani. 15 dakikada alışırım. İyi maç oldu. Güzel kazandık. Kazanmaya ihtiyacımız vardı böyle bir tane maç. Bak Viper iki tane salladı. Aga be PES 13'te ben Real abim bar çalırdı. Haydi abi. Neyini seviyorsun? Hoca az anlat biz de görelim biraz abi. Neyini? Ülkenin mi? Abi ben ülkemin her şeyini seviyorum ya. Her şeyini seviyorum. Ülkenin sevmediğim bir şey yok abi. Ülkemin bir tek siyasetini sevmiyorum. O da düzelir abi. Hocam rakip penaltı kazanınca başarabilirsene. Ne? Başarabilirsin ne? Basarsan kalecin kurtarıyor genellikle bir tane. Eyvallah hiç denemedim. Teşekkür ederim Utra.
Fazla iddiasın hocam, alırım aklını. McTier beklerim yani kardeşim. Sakarya, İstanbul'a nereye gelirsen müsait bir zaman diliminde oynayalım. Ismarlamasına. Ya seni yensem de yenisem de ben ısmarlarım. Problem değil de yani vururum geçerim yani. Öyle söyleyeyim PES'te. Ya yani PES 13'te. PES 12'de de Lavezzi'yi çok severdim. PES 12'de Lavezzi'nin köpeğiydim ya. Yani, öyle söyleyeyim. Aşığıydım Lavezzi'nin. Napoli'de. Adam oyunun bug'ını bulmuş, millete frikikten gol atarım diyor. Yo, sadece frikikten atmıyordum ki de Ronaldo ile her türlü atıyordum abi. Yani 10 tane falan atıyordum. Yani en bana şey diyene, hani ben PES'i iyi oynarım seni alt ederim falan diyene 10 tane falan atıyordum en az, öyle söyleyeyim. Veya en azından 6-2 7-2 bitiyordu abi, öyle söyleyeyim. Selamlar, iyi yayınlar hocam. Eyvallah Fettel, hoş geldin canım. Nasıl geçiyor Formula 1? Ben PES 6'cıyım arkadaş. O Adriano. Aa, PES 6'da Adriano'yu ben de çok severdim ya. Şimdiki PES 2024'te plase gitmiyor. PES oynamıyorum abi. 13'ten sonra bir daha oynayamadım. Lavezzi başka bir Napoli'deydi. Katılıyorum abi. 13'te ay 12'de özellikle çok iyiydi. Inter almaları yasaklardık biz diyor. Bak Berk Hoca şeyde PES 6'da. Doğru. Hocam Barbosa alınır mı? Alınır. Tavsiye ederim. Ama Barbosa alacağını Semih al abi. Abi hakem VAR'a gidince basabilirsiniz. Bassak penaltı alır mıyız? Nasıl yani? Bilmiyorum. Hocam bayağı abi bak, FIFA'da iddialı değilim. FIFA'da herkes elime verebilir. Hatta şarkı da açarım yani, elimize verdiler diye. Yani hiç problem değil. Yani FIFA'da beni rahat rahat yenersiniz. Çakar geçersiniz bana. Abi PES 13'te iddialıyım, kusura bakmayın. He bak, diğer oyunlarda da iddialı değilim. CSGO'da ne bileyim, aklıma şu anda farklı oyun da gelmedi. Strateji oyunlarında, yüzükte, Edge of'ta veyahut türlü türlü oyunlarda iddialı değilim. Ama PES 13'te iddialıyım abi. Kimse kusura bakmasın. Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakan. Bu oyunun Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanı benim abi. PES 13. Çok büyük iddialı konuşuyorum. Hakikaten en son elimize verecekler gibi geliyor. Ezelden beri FIFA'cıyız. Biz PES'i arkadaş ortamı dışında çok oynamadık hala. Ben PES'i her yerde oynadım. Yani oynamadığım yer yoktur yani. Tahmin edemezsiniz. Abi Yiğit Fidan abi. Ya Yiğit Fidan. Çok özür dilerim ya. Muhabbete daldım. Andaç. Yiğit Fidan'a bakalım. Yiğit Fidan'a yazdım yalnız. Bursaspor'a mı attı? Oo, 18 yaşında kardeşim benim. Bir rapor aldık bakalım. Bekleyelim. Yarın yayın var mı? Malicim, yarın benim normalde haftalardır uyumuyorum. Haftalardır 4-5 saat uyuyarak kendimi ettiriyorum. Yarın benim uyuma günüm normalde. Eğer uykumu alırsam akşam gece yayın açarım. Alamazsam açmam abi. Çünkü haftalardır uyumuyorum. Düzgün. Belki gözlerinden anlaşılıyor mudur bilmiyorum. Bakayım. Nasıl gözlerime nasıl göstereceğim abi? Dur. Doğru. Ulan sohbet ekranı ne olmuş öyle? Sohbet ekranı burada bir tane saçma salak bir logo kalmış. Şunu bir kapatayım. Şuraya bir ayda dur. Burada hangi kamera var? Broad. Okey. Buraya onu kopyalayayım ben. Buraya ekleyelim bunu. Bunu büyütelim abi. Sohbet ekranı olduğu için bunu burada büyütelim. Büyüterek göstereyim gözlerimi. Yani gözlerimdeki uykusuzluğu bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Anlaşılabiliyor mu? Bilmiyorum ama bayağıdır uyumuyorum. Yani bayağıdır nitelikli uyumuyorum. 3-4 saat dışında. Bu arada bir müziği çok seviyorum. Devam. UEFA konferans maçımız var. Konferansa da başarılı olmak istiyoruz Beşiktaş olarak. Çünkü kulübe para giriyor Avrupa'dan. Böyle dedim ve 8... Ulan 8 hoş olmadı. Özür dilerim. Chat'teki Beşiktaşlılardan özür diliyorum. Genel bir tabir olarak söyleyecektim. Hani 4-5 yedik falan diyecektim. Bir anda öyle çıktı abi. Normalde ben de bu arada Beşiktaş'ın altyapısını oynadım abi. Beşiktaş düşmanı değilim yani. Nasıl bir şey yapalım? Burada artık Fidalgo'yu oynatmamız lazım paşam, ama Rego'yu da oynatmam lazım benim. Raşisi'yi keselim. Full time yayıncı değilim. Eskiden full time yapardım da şu anda yapamıyorum maalesef. İçerik üreticisiydim de ama artık yapamıyorum. Çünkü çok yoğun çalışıyorum. Zayn'i de alayım hadi. Avrupa'da yedeklerde bulunsun paşa. Yorgun argın var mı? Hamza Baran nerede lan? Şu filtreyi kaldırayım baba. As kadro nerede ya? Hamza sıçarım çarkına, neredesin? Hamza'yı niye almıyorlar abi bunlar? Hamza düşmanları. Asistan menajerlerinden bahsediyorum. Abi sağ bekte Onur Bulut sakat. Tamam şu an değil hadi. Başlatalım. Evimizde oynuyoruz. Rakibe full pres yapacağız abi. 4-1-3-2'de full pres yapmak lazım. Devam edelim. Yok abi estağfurullah, kartala laf sokmak benim haddime değil yani. Ben kim köpeğim Beşiktaş'a laf söyleyeyim. Vallahi hani öyle ağız alışkanlığı geldi yani.
Laf sokasam ilk baş Galatasaray'dan başlıyorum ben laf sokmaya. Zoran Arsenic için rakip takım talimatı. Yok abi zaten ben kendim vereceğim rakip takım talimatı. Şu an senin vermene gerek yok. Şöyle bir yumruğumuzu sıkalım. Bir parmakla işaret edelim hadi. Ulan hiçbiriniz tepki göster. Ulan amatör lisansım var ya. Hiç umurlarında değil anasını satayım. Bu arada yayında 67 kişi var. 78 kişi var. Yayını beğenmemiş. Özür dileyerek ufak bir beddua ediyorum yine. Kalkmasın. Rakip takım talimatı. Hepsine pres yap abi. Önde baskı. 4-1-3-2'de önde baskı yapmak çok önemli. Galatasaray başkanlık seçiminde ne diyorsun? Eğer Erden Timur nerede olursa o taraf kazanır abi. Devam. Hocam duran toptan nasıl verim alabilirim? Durmasın. Aleyna Tilki miyiz? Parmakla işaret ediyorlar bize. Est. Kanalda Beşiktaş'ım var, Galatasaray'ım var ama Fener'im yok. Estağfurullah ben... benim eniştem Fenerbahçeli beyler. Şey gibi oldu bu. Neyse o örneği vermeyeceğim. Hoş bir örnek değil. Ya o soru bu sene batırı diyebilir miyiz? Yo. Ya bu seneki transferler doğru olmadı ama bence genel olarak Galatasaray'ın transfer vizyonu yanlıştı bence. Transfer harekatı genel olarak yanlıştı bence. Bir Davinson Sanchez ve Eyüp transferlerini olumlu buluyorum. Belki başka yok Zaha'yı pahalı buluyorum ya maalesef. Ulan ne oluyor oğlum? İki mi oldu? Bir mi oldu? Muhabbet ederken ben sıçtılar çarkımız ha. Bir de kendi sağımız. Bir de Rakov yani. Rakov kim oğlum? Selamlar Yavuz hocam hoş geldin. Bakayım. Belli olmaz. Bir... Ya bu arada kalecim bayağı sıçıyor. Orta sahasız oynattığım için takıma her gelen şut gol oluyor. Biraz temposu falan mı oynatmam lazım acaba? Abi yapma ama. Ya her sıçarım çarkın artık. Köln'ü de beğendim. Köln ama Ocak'ta geldi ya. Ben yaz transferlerini beğenmedim aslında. Onu demek istedim. Köln tabii beğenmez olur muyum? Köln kral topçu. Ben bir de hücum bek çok severim abi. Ya Sasha'dan daha çok beğendim öyle söyleyeyim Köln'ü. Sasha daha bir iyi bir oyuncu ama Köln'ü daha çok beğeniyorum abi. Hücum bek daha çok seviyorum ben. Duran toplardan nasıl verim alırsın abi? Yani duran top çalıştıracaksın topçularına. Şeylerine. Duran top taktiği vereceksin. Uzun boylu stoper alacaksın iki tane. Forvetlerin bir iki tanesi uzun boylu olacak özellikle. Vur lan. Aferin. Selamlar Kaptan Zidan hoş geldin. Bugün Zidan şov vardı herhalde. Zidan Raul şovu vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Gerard'ıma bir tane çocuk sahaya atlayıp sarıldı. Stephen Gerard'a. Anfield'da. Ya bana Beşiktaş kariyeri yaptırırken bu arada Liverpool örneği verdirtmeyeyim. Bak bu sefer yine bilerek vermedim. Chat bilerek bana oraya gönderme yaptırtıyor abi. Demedi ilk sezonda 3 kupayı da aldım. Konferans Lig zira. Abi tebrik ediyorum. Büyük iş. Ben direkt şeye girdiğim için oyuncuları gönderip en baştan kadro kurup yatırım yapmaya girdiğim için muhtemelen o başarıyı sağlayamayız. Aferin lan. Güzel. Çok güzel. Ben ama Santos'u kovu Zidane çekmemiz yok mu? Çekemezsiniz abi. Çok pahalıdır yani. Zidane en son Katar'ı mı çalıştırdı? Yıllık 30 milyon euro mu ne alıyordu? En son Suudi Arabistan mı Katar mı o tarz bir yere gitti. Yılda 30-40 bir şey alıyordu sanki. Belki daha fazladır. Yanlış hatırlıyorumdur. Nereye geliyor abi? Defans da o kadar kötü değil aslında. Bence pozisyon alması zafiyeti var. Defans bilgisi yok bence. Defans kötü değil. Fiziğiyle zaten defans yapabilir her oyuncu. Barış Alper de yapıyor. Ama öğrenmesi lazım. Kaleci derken Max Tyler anlayamadım. Almanya 2, Fransa 0, Brezilya 1, İngiltere 0. Ayda maçlara bak. Maçları kaçırmışız bu arada. Benim haberim bile yoktu maçlardan ya. Ben dışarıdaydım bugün. İftar vardı. O yüzden maçları kaçırmışız abi. Daha şuradan bir bakayım müsaadeniz olursa ya. Bir şeye bakacağım. Çok özür dileyerek. Yaz transfer döneminde fazla değişiklik yapmadım. Ocak'ta biraz toparladım ben de. Evet çok transfer yapmamak her zaman katkı verir. Bu arada abi yani 3 tane şut geldi isabetli paşam. 3 tane şut geldi. Hocam Süper Lig'de yabancı sınırı ilerleyen senelerde daha büyük problem oluyor. Regenlerde çözüm yok. Ne yapmamız gerek? Altyapıyı geliştirmeniz gerek bol bol ve yerli transferlere ağırlık vermeniz gerekiyor. Özellikle gençlerde. Ve eğer potansiyel oyuncularınız varsa Semih gibi falan onlarla uzun süreli sözleşmeler imzalamanız lazım ki bu oyuncular size lazım oluyor yani. Almanya devam ediyor. Brezilya maçı bitti. Eyvallah game. Zidane 10 milyon istiyorsa ne 10 milyon oğlum? 10 milyona
Bu adamı getiremezsin yani buraya. Bir de yani adama transfer bütçesi vermen lazım abi. Transfer bütçesi verebilecek mi Beşiktaş Zidane'e? Yani? Nereye? Kimse veremez Türkiye'de şu an Zidane'a transfer bütçesi. Zidane istediği yani Zidane Real Madrid'i çalıştırıp 3 tane Şampiyonlar Ligi almış adam niye gelsin abi Türkiye'ye Allah aşkına? Paşam biz niye bunları yenemiyoruz? Rakov. AZ'yi yendik. Yenemediğimiz takıma bak ya. Hamza gel yavrum. Chamberlain gel baba. Raşit'e gel yavrum. Şöyle yer değiştirelim. Chamberlain seni de aldım ama sıçmazsın inşallah. Hacı Ahmet Oviç çok kötü durumda şu anda. Uçu gel paşam. Şöyle bir şey yapalım. Kim kötü? Ulan iki forvet de iyi aslında şu anda. Tamam çıkartmıyorum onu. Bir tane daha forvet alamam. Sıkıntı. Yani gel bakalım Zayn yani mecburen. Mecburen Zayn. Ali hocam hoş geldin selamlar. Ne yapıyorsun hocam? Pandemi sezonu Karius şu şekilde takılıyor sene sonu. Valla sorma. Biz Karius'u mu aldık? Ya Karius'u almadık da Karius'tan beter oynuyor. Yemin ediyorum Karius bu kadar kötü değildi ya. Hedli aldık bir de. PM dosyalarını doğru alsam Yamalar gider mi? Bence gitmez. Kaan hoş geldin bu arada. Yayını şu anda 59 kişi beğenmiş. Hepiniz hoş geldiniz. Yayını beğenmeyi unutmayın gençler. Abi Zidane çok iyi bir hoca değil. O kadar yıldız yönetmek zor olan yöneticilere kendi kendine bile... Ulan 3 tane 3 sene art arda Şampiyonlar Ligi kazandı abi adam. Nasıl iyi değil dersin? Yani iyi olmayan bir hoca 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi kazanabilir mi abi? Yapmayın. Beter. Evet başka takımlarda da görmek lazım. O da ayrı bir konu. Doğru diyorsun da. Eyvallah teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum Ali hocam. Sağ ol. Hoş geldin. Resoli'yi neden oynatmıyorsun? Oynatacağım ama imkan yok abi. Kaç tane adam var oynattığım. Kaan'cığım soruna cevap verdim ama duymadın herhalde. Oynatabilirsin dedim. Yani şey yapabilirsin, doğrulayabilirsin dedim. Can hocam hoş geldin. Hocam bende hel şu anda 136 milyon euro. Bende de olacak ama işte ilk dönemi. Birazcık alışma süreci abi. O yüzden yiyoruz birazcık. Birebiri falan düşük ya ondan birazcık. Attıracağız. Şimdi. Takım dinamiklerine bir bakalım ne alemde. İdare eder. Çok iyi. Kötü. Menajere desteği bak kötü. Ya sıçarım çarkınıza ha. Birçok oyuncunuz menajer olarak gösterdiğiniz performansı etkileyen... Ya herkesi doğradık ya biraz ondan. Kadroda yanlış anladığınız oyuncular mevcut. Onların hepsini atacağım çöpe. Kimler var mesela? Chamberlain. U19'a. Erdem Onur. Bunlar muhtemelen oyuncuların moralini bozuyor. Ben size söyleyeyim. U19'a paşam. Bunlar muhtemelen oyuncuların moralini bozuyor. Bir takım toplantısı yapalım paşalarla. Yüreklendirmeye çalışacağım ama bana atar gider yapabilirler. Fena değil ama daha da iyi yapabiliriz diyeyim o yüzden. Buradan atarlanabilirler diye korkuyorum. Aa çok güzel tamam. Desteği toparladık mı? Ulan yine kötü. Allah kahretmesin ama kulüpteki atmosferi toparladık. Abi seni Şimanski X Muç'a benzetiyorum. Hayda. Şimanski'ye benziyor muyum? Kısa saçlı benziyorum hakikaten ha. Ama ben bu kadar duraklama dönemi yaşamam ya. Ben hani istikrarlı bir şekilde gol asist yaparım ha. Ulan Şimanski'ye bok atıyorum. Yani biraz bir kıskandığım için belki de. Orada Şimanski oyun içerisindeki o durgunluğunu bozdu ama gol asist yapmayı hakikaten kesti ya. Normalde oyun içi duraklamalar oluyordu ama çok fazla gol asist yapıyordu. Bu aralar onu kesti. Oyun içerisinde daha fazla mücadele ediyor ilginç bir şekilde. Başarı oynanan potansiyeli fena çıkmamış ama pahalı abi ya. Belki maliyeti düşerse de ne olmasın. Rashid 16 milyon teklif geldi. Oyuncu kabul etmedi. 2 gün FM'den sordum. Hocam direkt yani oyunculara teklif geldiği zaman oyuncuların moralini bozun abi gitsinler diye. Mobbing uygulayın oyunculara. Cimbom falan hoş geldin. Hocam FM 23'ten devam eden kariyeri yama yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor ama FM 23 yamaları çok fazla çıkmıyor bu aralar. Hocam özel bir mevkiye yönelik nasıl gözlemci yol diyebiliyoruz? Ülkede gözlemliyorlar ama pozisyon için gönderdiği hiçbir zaman oyuncu bulmuyor. Bu tarz videolarım var. YouTube'dan bakabilirsin kral. FM 24 gözlemcilik diye yazabilirsin. Ya da FM 23 gözlemcilik yazarsan direkt benim videom çıkıyor zaten YouTube'da. Hocam Şimanski bence İstanbul gece... Evet ya Batuhan bak onu hiç hesap etmemiştim. Ondan olabilir hakikaten. Gol asist bir tık ondan da kesildi. Maç içinde daha fazla geri gelmeye başladı. Sene başı Jacko'dan ileride oynuyor. Ya bu arada Şimanski gibi topa iyi vuran, kaleyi gördüğünde geçiren adamları kaleye yani rakip kaleye daha yakın oynatmak lazım bence. Sevgilisi var Ukrayna'da diyor. Aa, o zaman gece aleminde olur mu ya bu adam? Düzenli bir ilişkisi varsa olmaz bence ya. Sevgilisiyle beraber gece alemlerinde alıyorsa sıkıntı. Bitti hızlı seçim diyelim ya. Ulan Onur niye oynatıyorsun abi Onur'u? Bak oynattığı takıma bak abi. Hamza bana ne alsana abi şurayı. Niye almıyorsun Hamza'yı Onur'u oynatıyorsun? Ölmüş adam. Senin gibi asistan menajere çakayım ya. Bu adamı oturtturacağım abi. Kovacağım bu adamı.
Sene bitsin de antrenörlerin hepsini kovacağım. Hocam gençleşmişsin, sanki sırrın nedir? Sırrım sırrım sevgilimin olmaması. Sevgilisi aldatmış diyenler vardı ama ayrılmış falan diyorlardır. Hayda, dedikodu dönüyor sırf chatte. Reis 5 potansiyel 18 yaşında bir topçuyu kiralık lisesine koyuyorum. Teklif gelmiyor. Nasıl yollayabilirim? Kolayca bilgin var mı? Kiralık lisesine koy ama birkaç maç oynat. Oynat yani düzenli olarak. Öyle isterler senden. Bir Ocak ayını bekle. Olmadı yaz ayını bekle. Kesin teklif gelir yani. Yeni sözleşme imza aldığı için gitmiyor olabilir kral. Abi sıçtı yalnız yani. Yardımcı menajer. Sıçtı ağzına yani oyun. Buradan kimi oynatabiliriz başka ya? Özellikle mesela stoper atan demi çok olmadı gibi. Hamza. Sol bek hiç olmadı abi. Ama Suako da yorgun. Neyse böyle çıkalım hadi ya. Da yani böyle Samsun bizi çakabilir yani. Çok özür dileyerek çakabilir Samsun bize. Umarım ileriki hat Talles Magno'nun varlığı umarım bizi mutlu eder. Yoksa Dimata içimizden geçebilir yani. Necip'i falan yer yani Dimata. Rego'yu direkt oynatamıyor muyuz? Oynatamıyoruz şu an. Önde pres yapacağız yine. Estağfurullah ya, ne mesajı? Ya ben çok fazla zayıf yönüm olsun istemiyorum abi. Bir insanın kız arkadaş olunca zafiyeti oluyor bence. O yüzden istemiyorum. Zaafım olsun istemiyorum ben pek. Çünkü insan çok değer vereceği bir insana sahip olunca zafiyeti oluşuyor maalesef. Ve ben zaaf olan bir insan olmak istemiyorum bu konuda. Olacaksa da çok ince eleyip sık dokumak lazım yani. Herkesin zaaf vardır. Şu anda benim de vardır zaaflarım da. En azından o yönde bir zafiyetim olmasını istiyorum. Şu Dimata yer bizi ya çiçeği. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu Kenan hangi Kenan lan? Kenan Özer. Bu da fena değil ha. Tayit var. Yedeklerde de iyi adamları var bunların. Şey nerede bunların? Bir Türk oyuncuları vardı. Forvet hayvan gibi. Emre Kılınç var bu arada. Bir tane daha Türk oyuncuları vardı bunların. Kimdi onların adı? Muammer de fena değil. Ama diğer adamın adını bulamadık. Forvetleri vardı. Sakat mı acaba? Hadi bakalım. Takımı görelim. Ercan Kara nerede aynen ya? Ercan Kara'yı göremedim. Bu arada yayında 75 kişiyiz. Yayını beğenmeyen çişini tutamasın abi. Çok netim. Lan gol yemeyelim Dimata'dan şimdi. Lan bomboş kalıyor bak lan. Stoper tandemi çok kötü oldu ya. Defans hattı falan kötü oldu yani. Sol bek, sağ bek. Necip yapma. Hamza Baran olmadı. Muçi. Oradan vuruşları var mı? Vurur mu? Teke top. Çal teke. Offside var mı? Hocam orta sahamda Depol ne? Yazamamışsın ama muhtemelen şeyi söylüyorsun ya. Bu Şalke'deki çocuğu söylüyorsun. Orkun Kökçü var. Süper oldu. Müthiş olmuş hakikaten. Assan'ı kastettin herhalde. Odor Ego'yu. Zafet falandan birden Dimat'ı yer bizeye geçti. Kaka patlattım. Ya sorma. Çok hızlı geçtik konuyu. Çağrıcığım hoş geldin canım filtre. Eyvallah, sağ ol, sen nasılsın? Bayağıdır görüşemiyoruz. Bir ara bir kahve içelim Çağrı ya. Gerçi bu aralar ben de yoğunum ama Serdivan taraflarına gelirsen müsait bir zamanda bir yarım saat izin isteyip seninle kahve içebilir, muhabbet edebiliriz yani. İnsansın, insan diye mırıldandım içinden. İnsan yani zaaf yüklü ve ölümlü. Franz Kafka. Ayda Batuhan hocam. Yine psikolojik felsefik cümlelere başladı kardeşim benim. Nasıl gidiyor okul bu arada Batuhan hocam? Hocam bir taksiye bindim geldim şimdi. Ayda hoş geldin. Blue Fail. Oğlum taksi ne kadar yazıyor? O kadar taksiye biniyorsun. Keke top pivot oynar mı hocam? Pivot bence oynamaz. Yaratıcı bence ya da çalışkan. Ya da fırsatçı falan oynar. Belki yardımcı. Ama pivot değil bence. Ya bir bakayım yalan olmasın şimdi ya. Oynarmış ya. Ben bu çocuğu kısa boylu hayal ediyordum abi. 1,92'ymiş boyu. Cadde 54 mü Serdivan abi mi? Yok ya, Serdivan bu mavi durak taraflarından bahsediyorum. Hocam salı gidiyorum ben 20 gün. He, bayram tatiline çıkıyorsun salı günü. Yani pazartesi müsaitliğin varsa pazartesi mavi durak taraflarında buluşabiliriz istersen. Gitmeden bir kahve ısmarlayayım sana. E sen bilirsin tabii, zorlamayayım. Olmadı dönüşünde içeriz. Hocam kadro geçen seneki FM Beşiktaş'la aynı gibi. Aa, sen gerçi oğlum gelemezsin ki Serdivan taraflarına. Sen nerede okuyorsun ya Çağrı? Özür dilerim ya. Unuttum ben seni. Biz seninle çarşıda buluruz. Serdivan'ı boş ver. Serdivan'da işin yoktur senin.
Müsait bir zamanda döndüğünde çarşıda buluşuruz. Muhabbetini özledim diye dedim ya. Şu tipte bir adam 1.92 olamaz da bu tip muhtemelen lise fotoğrafı abi. Öyle söyleyeyim size. Muhtemelen sonra boyatmıştır. Benim lisede bir fotoğrafım var abi lise 1'de. Lise 1'e başlarken böyle orta 3 son. Bu arada gol yemeyelim abi yeter. 8. sınıf son lise 1'e geçişin yaz dönemi. Abi lise şeyi giymişim. Liseli kıyafetlerimi giymişim. İlk alınmış işte babamlar sağ olsun almışlar. Giydim. Bana cübbe gibi olmuş abi öyle söyleyeyim yani. O zaman boyum 1.55 falan herhalde. Ortası 3'ten çıkarken 8. sınıftan çıkarken 1.55 falandım ben beyler. Yani maalesef çok kısaydım. Oy vur. Bak. Hocam psikoloji zormuş ya. Full Farsça kelimelere ve bizde Farsça güzeldir ya. Farsça, Arapça. Bu tarz diller güzeldir. Farsçanın bu arada şiirleri çok güzeldir böyle. Şarkı söyler gibi şiir okursun yani Farsçada. Biz dersleri de hazırlık okuduğumuz için İngilizce görüyoruz. Çok ama bak çok geliştirirsin kendini abi. Kendini geliştirme yönünden bak bence olaya. Tabii ki zordur ama sabretmeye bak yani. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derler. Kendini çok iyi geliştirirsin bence. Dönüşümde sözüm olsun hocam. İftardan sonra zor. Serdivenler iftar yapıp çarşıya inerim. Pazartesi iftar yapalım dersen olur abi. İftardan sonra nasıl olacak ama? Pazartesi bir... Ya bizim pazartesi olduğu en yoğun günlerimiz ya. Biz onu bayram sonrası yapalım. Ya bir tek kahve içebilirim pazartesi. İftar yapmaya vaktim kalmaz oğlum ya. Biz pazartesi salı o kadar yoğun çalışıyoruz ki. Bütün haftanın yoğunluğu pazartesi salıya akıyor yani öyle söyleyeyim. Hocam kaç dil biliyorsun? Yani ben tek dili biliyorum aslında. Türkçe biliyorum bir tek. Ama Arapça, Farsça şiirlere biraz hakimdir yani. Baba 2-0 olmadı ama yani. Bir taktiğe bir girelim ya. Hayırlı akşamlar Muhammed hocam hoş geldin. Muhammed Albayrak. Abdurrahim Albayrak ne diye oluyorsun kral? Rego gel baba. Talles Mangro bir tık verimsiz oynadı. Raşisa da böyle bir tık. Semih baba gel. Yer değiştirelim paşalarla. Maçı bir tık alalım hemen hadi. Sabahın da sarı görmüş yani. Yiyebilir kırmızıyı. Muçi'yi de mi çıkartsak? Muçi neredesin lan? Ulan Muçi'yi forvet oynatıyorum. Fark etmedim bile ya. Ve Soldi falan mı oynardı abi Muçi orada oynatmak yerine de yorgun diye millet herhalde. Şöyle yapabiliriz ya. Viper falan 10 numarada oynatırız biz bunu çocuğu. Gerçi Viper orada daha iyi gol atar. Topta 1.92 abi ya. Baba burada oyna sen Tresoldi ya. Oynarsın oynarsın. Devam. Semih ona zor satarlar kimler? Beşiktaş mı? Rahat ondan yükseğe satar gider Semih ya. 15-20 eder. En az. Şu anki haliyle en az. Daha fazlası olabilir yani. Yurtta 12 kişi sığar o kadar turnuva usulü FIFA oynuyoruz. Dua et hocam. Hayda. Allah yardımcı olsun kardeşim. Senden büyük başarılar bekliyorum yani. Ama yani bizde oynadığın gibi oynayacaksan çağıracağım işin zor öyle söyleyeyim. Bir tık daha kendini FIFA'da geliştirmen lazım ama sen PES'ci adamsın gibi duruyor bana bence. Hayda. Game of Sefa şey yazmış abi. Discord linki verip Discord'a gelmeyen çişimi tutamasın yazmış. Teşekkür ederim. Ay Viper golle. Ulan bana Viper gol atamıyor diyen vardı. Nerede o? Kimdi o? Sette mi abi o? Viper'dan bir bok olmaz hocam alma boşu boşuna diyen vardı. Kimdi o abi? Her maç gol atıyor bak. Aleykümselam teknoloji adamı hoş geldin kardeşim. Yayına gelip de yayını beğenmeyen de çişini tutamasın abi. Biz de böyle beddua edilir abi. Abi daha Semih çok genç çok rahat gider. Ben size söyleyeyim. Yani Semih'te de Agüero vibe'ı var yani. Bu adamı elde tutamaz Beşiktaş. Eğer sözleşmesini yenileyemezse. En 15 bir sezon daha doğrusu 20'ler konuşulur. Hocam yam yam herifler. Est. Başka boy kapışım yapıyorsak ben 2 metreyim Samet hocam ayda. Ulan gol yedi. Kimden? Dimat'a mı attı? Offside ver lan. Aferin. Güzel. Doktor Aslan Galatasaray'sı sanıyor. Burak hocam hoş geldin. Yok bu oğlum. Ben de Galatasaray'ım. Ben Semih'i seviyorum oğlum. Niye öyle diyorsun Galatasaraylara? Ben Semih'in ederini biliyorum yani. En az 20, 15-20'den başlar. Biraz üstüne koyarsa daha da fazla eder yani. Neden olmasın? Oğlum bak Twitter'da dönen Beşiktaşlıları, Fenerleri, Galatasaraylıları, Trabzonları birbirine düşürmeye çalışan hesaplara aldanmayın bak. Hiç bu tarz şeylere girmeyin yani. Ortalığı germeye çalışan hesaplara pay vermeyin. Hem dava yersiniz bir, hem Allah korusun bu adamların algısına kapılırsınız. Başınız belaya girer yani. Bu adamlar tetikçi hesaplar abi. Bu adamlar yarın öbür gün yargılanır yani.
Fenerbahçe Levent Mercan ile anlaşma sağlamış. Hayırlısı olsun. İyi topçuydu. Ben Galatasaray'a denensin isterdim ama olmadı herhalde. Zaten Karagümrük'ün şey Fenerli ya yöneticisi abi bize vermezdi. Zaten bize vermemek için bir açıklama falan yapmıştı. Hocam istemiyor Galatasaray. Hoca satılmasını istemiyor falan gibisinden. Yenildik zaten serbest kalması yok. İyi o zaman bayağı iyi bir durum. Vettel. Bir de Beşiktaş çocuk ya gitmez herhalde. Kolay kolay. Beşiktaş'a para kazanmadan gitmez herhalde. Okul, bak Galatasaray değilmiş Doktor Arslan. Gördün mü? Günahını aldın çocuğun. Okul öncesi ve sınıfçılar maçı arkadaş en azından fena oynuyor. Turnuvayı kazanıp gideceğiz o zaman. Hadi bakalım. Avukarı gönderebildim mi hocam sezon maçı? Kiralık gönderebildim ama maaşını ödetiyorum en azından ya. En azından öyle bir şey var. Abi Semih'le alakası yok. Beşiktaş dışı adam gönderemiyor bayağıdır. Bak öyle demiş. Doğru. Abi sen Twitch isminden devam et ya. Sivaslı'dan üşendim ben. Şimdi burada ismi değiştim. Ya abi unutuyorum ama ne yapayım Twitch ismini. Muhammed hocam. Hoş geldin. Sivaslı'm hoş geldin kardeşim. Büyük ihtimalle Ferdi yerine Levent Mercan'ı oynatırız PTT'de. Hayda. Ferdi gider diyebilir miyiz o zaman? Aleykümselam Muhammed hocam hoş geldin. Çoğu yurt dışında. FM'nin açılımı nedir abi? Futbol menajer Vortex hoş geldin. Ya yemeyelim abi ya. Bitiremedik maçı yani. İlla oyuncu mu dışarı yapamayacağız yani dışarı çıkartamam. O hesapların çoğu yurt dışında o yüzden bu kadar rahatlar. Valla olan bizim sazanlar oluyor doğru. Ama onlar da yarın öbür gün ülkesine sığınmak için gelirler abi bak. Size bir hikaye anlatayım. Burada hani hakikaten ekonomik koşulları kötü olup da ülkesini sevmesine rağmen sırf birazcık daha fazla para kazanayım diye Avrupa'ya gidenleri veya işte yurt dışına gidenleri ayrı tutuyorum ama şey işte Türkiye bir doktor kaybetti, Avrupa bir doktor kazandı. İşte Türkiye biri şunu kaybetti, işte diğer ülke şunu kazandı deyip de gidenlere bir çift lafım var ki onlar da pişman olup bazıları geri döndüler. Ukrayna'ya giden vardı öyle. Doktor mu, öğretmen mi ne bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Hatırlarsınız Ukrayna'da savaş çıktı sonra devletin beni kurtarsın diye ağlıyorlardı yani Twitter'dan. Kimse kusura bakmasınlar, kimse devletin düşmanı olmasın abi. Ararsınız yani. Allah da nasip eder yani. Bir şekilde karşılaştırır yani. Herkes Türk devletine saygı gösterecek abi. Buranın vatanı, bu vatanda biz ekmek yedik, su içtik abi. Hamza Baran ne yapacaksın lan? Atabileceğim mi buradan? Ne? Bu arada Hamza Baran'ın kullanması da garip yani. O da ayrı bir konu. Twitter'daki hesaplar mavi tikten sağlıkları tıklamanın paraları nedeniyle sürekli tartışma çıkarmaya çalışıyor. Bunlara kapılıp ortalığı alevlendirmeye hem gerek yok hem onlara paya verip bir şey yazıp etkileşime sokmaya gerek yok. Para kazandırıyorsunuz adamlara. Takip etmeyin böyle adamları abi. Engelleyin geçin yani. Ben Galatasaraylılar dahi engellemeye çalışıyorum. Ara sıra ben bile kaptırıyorum kendim bu tarz hesaplara gıcık oluyorum abi. Yani ben kendim kaptırıyorum diye kendime de gıcık oluyorum. Gerek yok yani. Yiyeceğiz galiba. Yedirttirecek oyun bize. Beraber bitirtirecek bu maçı. Ya top orada ne gerek var abi? Sürsene topu Fandom gelene. Birebir oynasana. Şol eşek ya. Yedirttirecek abi oyun. Ben biliyorum bu oyunu. Bir de sizinle muhabbet ediyoruz ya o yüzden kaldı yani bak yedirttirecek abi. Allah'tan head çıkardı. Dur. Sıçacağım çarklarını yoksa. Dedik yanlış bir soru değil mi sanki hocam? Hangisi Fetel? Hocam Game Pass'ten oynuyorum ben. Oyun siyah ekran veriyor. Oyun çözümü bilen var mı? Hocam muhtemelen Windows'un orijinal değildir. Ondan kaynaklıdır. Kendine bir 20-30 liraya bir Windows şeyi al. 20-30 liraya satılıyor mu bilmiyorum da bir Windows key al. Bir de ekran kartını güncelleyebilirsin. Siyah ekran ondan da kaynaklı olabilir, olabilir. Ya da oyunu baştan yükle falan düzelebilir yani bu tarz şeylerden. Şimdi ne yapalım? Emrecan terzi çok sıçtı orada. Omar gel baba. Bir iki dakika idare et biz orada. Semih de bir tık sıçmış ama. Bir şey olmaz. Ama Masuaku var ya. Masuaku'yu aldım. Tamam. Böyle bir kalsın. Bir tık temkinliğe dönün. Bir tık zaman geçirelim paşam. Bir tık tempoyu düşürelim. Bir maçı bitirelim. Disiplinli oyna abi. Rakip savunmanın üstüne gitme. Geçiş. Kontroya kalk olsun ama kademeye dön olsun. Tempoyu düşür dedik. Bitirelim maçı artık. Bir maç bitsin sonra muhabbet edeceğim sizinle. Maçı bitirmeye çalışıyorum. 3x ile 2 ya 3x Samsun'umuş lan pardon. Ayıp oldu. Tebrikler iyiydiniz. Teşekkürler. Bir tık yanlış soru değil mi sanki hocam? Hocam ekonomi değil olay. Sadece sokakta ölüyorsun, can güvenliğin olmuyor. Taksicisini bile çıkarıp vurabilir bilemiyorsun. Olay güvenlik ve insanlık. Ya bu durumdan dolayı bence hükümete tepki gösterebilirsiniz. Veya işte bu konuyla alakalı hangi bir olay varsa o konunun muhatabı insanlara tepki gösterebilirsiniz ama tepki göstermeniz demek vatana, millete, devlete söylemek anlamına gelmiyor bence. Bunları ayırmak lazım. Çünkü çok bağdaştırıyorlar bu aralar bilerek algıyla bunları bence ayırmak lazım. Bu arada ne zaman maç izlemeye gidiyoruz? Antrenmanda yakalım, bir dahaki sefere beraber izleyelim.
Muhammed Sivaslı hocam, Muhammed hocam. Galatasaray maçı pazar gününe denk gelirse gelirim bir ara. Ne zaman pazar gününe denk geliyor iç sahada, o zamana geleyim. Bir haberleşelim, bana Discord'dan numaranı at, beraber gidelim hocam. Başka sanat bilmeyiz, karşıma dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş, pardon, çok şiirmiş, sıçtım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ulan YouTube'da telif var ama neyse, bir şey olmaz. İptal ederiz sonra. Madem şiir, ne diyebiliriz? Madem şiir açıldı, burada şiir okuyalım. Ses geliyor mu? Sesimi duyan var mı? Başka sanat bilmeyiz. Karşımda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz diye şair söylemiş. Neyse, okuyamadım. Çok, hiç daha ilk defa denediğim bir şiirdi. Daha bildiğim bir şiir olursa bayrak gibi, başka şeyler gibi daha rahat okuyabilirim diye düşünüyorum. Tekrardan devam ediyorum. Kaldığım yerden efendim. Buradaki müziğimiz aynı, tamam. Buradaki müziğimiz nasıl? Burayı da bir tık kısalım. Devam. Abi hangi takımsın? Galatasaraylıyım normalde ama Beşiktaş'ta da bir sempatim var. Abi yanlış anlaşılmasın. 2 Nisan'daki kurulu Ali Koç'a yetki verilmek için oy kullanacak büyük ihtimalle. Çekilme yetkisi verecek kurul son kararı başkanı. Furkan, ben sana ne dedim abi? Hatta bütün Fenerli arkadaşlar, beni izleyen Fenerli arkadaşlar burada mı abi? Ben sana ne dedim? Bir yolunu bulacak. Bu adam başkanlıkta devam edecek abi. Bu adam maalesef Fenerbahçelileri kullanıyor. Kusura bakmayın. Fenerbahçelilere haksızlık yapılıyor olabilir bazı konularda. Ama bu adam herhangi bir olaydan zafiyet, mağduriyet yaratıp bu adam Fenerbahçeleri kullanıyor abi. Hem benim canıma minnet, kesinlikle sonsuza kadar başkan olarak kalabilir Fenerbahçe'nin başında. Keşke kalsa. Ama bu adam bir şekilde Fenerbahçeleri yine bir şekilde kendisini de birleştirecek ve başkan olarak kalacak. Hatta ileride kulübü bile satın alabilir. Bilginiz olsun. Bence. Benim fikrim bu yönde. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Abi yanlış anlamışsın. 2 Nisan'daki grubu okudum. Abi hangi takımsın dedik. Mavi tik. Nerede abi? Minos orijinal zaten. Driver bayağıdır bakmıyorum. Bence bak. Zahmetliyse hocam Udogi'ye, Udogi taş gibi sol bektir abi, al. Stoper oynatmam ama. Çekilmezler boş. Hocam 10 16 12 önemli misin kariyer şan? Pio Esposito Force. Hemen hızlı cevap veriyorum sorularınıza. Tuna hocam bir şey yazmış. Arkadaşlar iyi doktor hekimiyseniz bir yere gitmeyin. Devletine sahip çıkın. Herkes yurt dışına giderse bu ülke gelişmez. Ülkemize sahip çıkalım. Biz de bulaşsak devlet sahip çıkar. Ya kararlarına saygı duyuyorum. Gidebilirler. Gitmelerinde bir problem yok. Giderken bence yaşamış oldukları, şu ana kadar ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri devleti, ülkeyi, vatanı aşağılamalarına ben katlanamıyorum. Yoksa tabii ki abi, ya adam burada geçinemiyordur. İyi maaş alamıyordur. Çoluğuna çocuğuna bakamıyordur. Gitmekte özgür abi. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul edebilirim. Buna saygı gösterebilirim. Benim saygı göstermediğim kısım burayı aşağılayıp gidenlerde. O aşağılık insanlarda. Yoksa gerisi kendisi bilir abi. İnsanın hayatına saygımız var sonsuz. Hangi partilisin? Ben parti tutmuyorum. Mustabian Fettel. Çekilmez o iş, bırakmayın boşuna. Windows Origin zaten onları okudum falan filan. Hükümet arkadaşların yalan desteklediğini söylemek istemeyebilir ki hakkı da yeridir. Değil çünkü. Evet, hangi parti desteklediğimin de yeri değil ama zaten parti tutmadığım için sıkıntı yok. Ben devletçiyim abi, partici değilim. Tamamdır, evet geliyor falan filan. Fenerbahçe çekilir, sevimlilik ekonominin yok kadar hem de kendisinin yok kadar. Abi nereye çekiliyor abi, çekilmez. Yok hocam bu ne arkadaş, FM röportajı var. Arkadaş şiir okuyor. Chat siyaset tarafı. Hangi evrendeyim demiş. Başka bir evrende. En güzel halim. Hocam maç demiş yani Galatasaray'ın maçına gitmiştim. Batı 101'deydim. 3.350 TL'ye bilet almışım. İlk maçımı unutulmaz. Yuh. O kadar para verdim gerçekten bilete. Harika bir, bu arada bir param olsa veririm de o kadar para verilmez bence bir bilete. Harikayım, bir yandan futbol bir yandan şey. Çok teşekkürler. Hocam Kura'da Atletico Madrid çektim. 5 defa Allah yardımcın olsun. Şimdi bu takım çekiliyor mu, çekilmiyor mu? Çekiliyor. Ya çekilmiyor abi, nereye çekiliyor? Yok ya bu sene gidici Koç Holding'in, yok abi nereye gidiyor? Gitmeyecek abi, görürsünüz. Çok net yani. Ya giderse chat'te 3 kişiye bir senelik Xbox veriyorum. Okey mi? Çökerse futbolda tamam diyecek sanıyorsunuz. Nasıl söyleyecekler? Ya Fenerliyim de çekilmez. Boş iş. Oyun Fenerbahçe çöker hem de. Fenerbahçe çökmez abi. Ama kendisini Fenerbahçe'yi kendisine bağladı maalesef. Bağımlı yaptı. Vatan aşağılayan baksın çorbasına, Türkiye düşmanı yapanların çoğu götlerine bakıp geri dönüyorlar. Aynen öyle. Hocam sikinle. Ya temayı sormuş. Alfa Kojuro. Hocam merhabalar. Merhaba Tilki, hoş geldin. Tamam, senin bakış açın doğru, anladın perspektifin. Hocam Fenerbahçe'nin ligden çekilme işi sence ciddi boyutta ulaşmaz. Aleyküm selam. Bu arada Fenerbahçe düşmanı falan değilim abi.
Yani Fenerbahçe kariyerleri de yapıyorum. Beni biliyorsunuz. Hakikaten yani. Olacak, yapılacak iş değil, o yüzden biliyorum. Türkiye siyaseti biliyorum, o yüzden. Bak seçim geçsin, ondan sonra görün Ali Koç'un veya Fenerbahçe Kongresi'nin alınacak kararları. Fenerbahçe Kongresi'nin oylanmayacak bile bir karar abi. Görürsünüz yani. Abi Ali Koç alamaz bu sene. Abi bir kişi bir şekilde yolunu bulur. Eğer aday olursa alır. Abi sonunda FM24 aldım demiş. Necdet'cim hayırlı olsun. Kardeşim kaç para aldın? Orada kariyeri devam edelim. Çok chat'i okudum, kaldım yani. Bir oyunda kaydedelim. Arkadaşlar ne düşecek ya? O kadar sponsor falan var. Ya aynen abi. Yok abi, bırakamaz yani. Orada yayını 75 kişi beğenmiş. Çok teşekkür ederiz hepiniz. Hoş geldiniz efendim. Bir tık yayın sarkınca farklı alanlara. O yüzden biraz kaçamaklar olmuş ama toparlar şimdi. Yoksa sahura geçenler mi var? 1300 TL bayıldın. Yeni mi aldın? Steam'den mi aldın? Epic'ten mi aldın kral? Hocam yılda bir gidiyoruz zaten. Gitmişken en iyi yerden izledim. Mükemmel bir atmosfer. Abi bu arada en güzel maça gitmişsin ya Batuhan hocam. Yani gidebileceğin en güzel maça gitmişsin bence. Endrick ilk golünü İngiltere'ye attı maçı. Abi, oynuyor muydu maçta? Ayda. Abi Mbappe falan almaz o zaman ya bunlar. Abi devlet izin vermez zaten Fenerbahçe'nin çekilmesine. Şimdi beni konuşturmayın da. Bence izin vermez yani. Steam'den aldın. Necdet hocam bana Discord'dan yazsana. Epic'te beleşti bu geçen sene abi. Muhtemelen sene sonu beleş olacak yine. Sadece futbolcu çektim bitti olmuyor. Beşiktaş'a Orkun Kürkçü aldım, şov yapıyor valla. Abi çok tatlı adam ya. Tavsiye ederim ya. Alabiliyorsanız alın uygun fiyata. Ama genellikle uygun fiyata alınmıyor. Ama 30-40 milyon eurolar bile verilebilir yani taksitli falan. Hani 15 peşin verirsin, 15 taksitli verirsen alınır. Oyun satın almaktansa Game Pass almak daha mantıklı. Bence daha mantıklı. Evet, gol attı Brezilya, 1-0 aldı. Helal olsun. Boş gol attı Enir. Olsun abi, boş göle boş göle. 18 yaşında adam yani. Brezilya'da oynuyorsun. As milli takımda İngiltere'ye gol atıyorsun. Hiç olacak iş mi? 24 verdim Orkun abi, çok ucuza kapatmışsın ya valla. Bir tık kazıklamışsın gibi. Viper baba gel. Muçi çıkaracaktım. Şimdi topu da çıkartamıyorum. Türkiye Süper Sivas maçı. Semih gel baba, böyle oynatalım. Tresoldi'yi de oynatabiliriz. Viper da oynatabiliriz. Talles yorgun. Semih'i oynatmam lazım benim direkt de zaten. Şimdilik Tresoldi'yi mi oynatsak acaba? Tresoldi oynatalım. Viper da oynatmam lazım benim ya. Tamam, Viper oynatalım. Tresoldi benim yedeğim miydi? Yo, Tresoldi'yi de almışız. Neyse, Tresoldi'yi ikinci yer alırız ya. Yapacak bir şey yok. Tayyip Talha iyileş artık. Sıçacağım artık ha. Onur Bulut'u alalım abi. Onur Bulut kimi yenildi? Tresoldi'nin sakatlığı mı var ya? Orada bir şeyler gördüm sanki. Sakatlığı varmış. Tamam, çıkarttım. Tayyip alamıyoruz. Emrecan Terzi'yi çıkartmamız lazım. Böyle olmaz. Masuaku gel abi. Çok oradan sıkıntı yaşıyoruz. Kole baba gel. Necip oynatmayıp şöyle Kole'yi yerine alalım. Hamza Baran'ı oynatabiliriz ama yapacak bir şey yok burada. Tamam, biz bu arada ligi toparladık. Kaçın sıradayız? Sizle muhabbet ederken biraz daldım. İlk dörde girmişiz. Güzel. Buradan yükseklere de çıkarız Allah'ın izniyle inşallah. Game Pass nereden alabilirsin? Sertuç hocam Xbox'tan alabilirsin direkt. Ama Discord kanalımıza gelip sorarsanız arkadaşlar belki size yardımcı olurlar. Maddi imkanınız yoksa. Abi taktiği gösterebilir misin? Taktik 4-1-3-2 oynuyorum. Şöyle bir taktiğim var. Sen buraları YouTube'da durdurarak kendin bakabilirsin sonradan. O yüzden hızlı geçiyorum. Yayını geri sarabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Saramıyorsanız söyleyin, sardırtabilecek bir seviyeye getiririm ayarlardan. Basketbolu çok takip edemiyorum maalesef ya. Bir de bu aralar hiç vaktim olmuyor. Eskiden takip ederdim. Beşiktaş basketbolu bu arada Avrupa'da galiba şampiyonluğa gidecek inşallah. Esenler maçı var mı? Cerrah falan demiş. Acaba nereden bulup izleyebilirim? Maç bitmiş sanırım. Twitter'da düşer herhalde ya. Yazdım demiş. Eyvallah Necdet Hocam. Haber veririm, konuşuruz. Abi Orkun çok tatlı bir transfer. Bu arada Orkun'dan daha iyi bir adam varsa o da Salih Hocan abi. Salih Hocan acayip iyi katkı veriyor. Orkun da çok iyi katkı veriyor. Salih Hocan da acayip iyi katkı veriyor. Semih'in Ümit'e gönderilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Ya şundan dolayı ben bir tık ben hani Montoya'nın samimi bir adam olduğunu düşünüyorum abi. Ve bence tamam, Semih kesinlikle A milli takımı alabilirdi. Ama Enes Ünal var, Can Uzun var. Barış Alper'i aldın, sağ bek oynatıyorsun ama forvet de oynattığın maçlar oldu Barış Alper'i. Başka kaç tane forvet vardı abi? Bir iki tane daha vardı galiba forvet. Kenan Yıldız forvet oynuyor. Derken yani çok fazla süre veremeyeceğini düşünerek bence U23'ü alabilirdi. Bence olabilecek şeyi yaptı abi. Ki ben Semih'i çok seven bir adamım. Yani Semih'e aşık bir adamım ben.
Bence doğru olanı yaptı. Can Uzun mesela full oynuyordu. Geçen sene de belki oynuyordu muydu bilmiyorum. Bu sene full oynadı ve çok acayip formda. Can Uzun bile yedekten girdi. Semih de bu sene oynuyor, evet. Semih de yedekten girecekti. O yüzden bence full oynaması 90 dakika Ümit Milli Takım'da daha doğru bir tercih. İleride zaten A Milli Takım'ın as forveti olacak abi Semih. İlk 2 sene kiraladın, sonra 35'e verdin. Kim abi? Semih mi? Semih keşke oynasaydın ya Beşiktaş'ta. Bir de altyapıdan direkt yetiştiği için acayip gelişiyor. Bak şöyle göstereyim. Semih kardeşimi. Bak nasıl gelişiyor görün yani. Altta bir yandan Mustafa Hekimoğlu var. Bak mesela Mustafa Hekimoğlu'nu ben kiraya gönderdim. Semih'i oynatacağım için. Direkt kiraya gönderdim. Gelişiyor şu anda inşallah kardeşim benim. Nerede? Gelişim merkezine bakalım hemen. Kiralıklar. Nerede paşam? Potansiyeli iyi olanları göster raporlardan. En potansiyelleri göster. Rego var. Bu benim kiraladım. Mustafa Hekimoğlu bizde. Bak mesela gelişiyor kardeşim benim kirada. Şu an 3 maç oynamış. Bir tane asist, bir tane golü var. Ama daha fazla oynaması lazımdı yani. Biraz az oynatmış paşalar. Başakşehir'in sıçarım çarkına. Daha iyi bir takım, yani oynatabilecek bir takımı kiralamak daha mantıklı her zaman. Biz biraz aceleye getirdik. Devam. Abi yukarıda yazın. Abi biraz çok hızlı geçiyor. Altyapıda Mustafa Hekimoğlu var. Onu gördüm. Hocam Beşiktaş 5-1-1-3 oynattı. İlk sezonu Onur Bulut as kralı oldu şampiyon. Yapabilir ama ben daha Hamza Baran'ı kazanmaya çalışıyorum sağ bekte. Montoya Cook'ta oldu çıktı. Katılmıyorum bu yoruma ya, bambaşka. Ya bence algılara kapılmayın abi Twitter'daki. Herkes hakkında kötü zan besleyen insanların algılarına katılmayın abi. Bak ülkede hani herkesin hakkını yerinde, yani Montoya bence algıcı bir adam değil ya. Hocam Semih'e bence yapılan bir şey yok abi. Orkun. He Orkun Benfica takımı diyorsun. Yani biraz Avrupa'da şey yapıyorlar ya. Orkun'un açıklamalarından dolayı kadro dışı bıraktılar ama Orkun'u geri kazanırlar abi ya. Orkun o kadar bir kalemde silinebilecek bir oyuncu değil bence. Semih bende şu an 120 milyon euro. Olur abi. Çok taş gibi oyuncu. Yani keşke inşallah biraz daha üzerine koyarsa var ya, acayip paralar eder Semih. Çünkü o kadar iyi yere basıyor ki abi. Hani şey derler ya. Abi götü sağlam yere basıyor falan derler ya bir topçuya böyle. Eskiden bizde öyle bir topçu vardı. Sefer diye bir Fenerbahçe'ye transfer olmuştu bizim Harmanlık Spor'dan Sakarya'da. Fenerbahçe'ye gitmişti ama çocuğun işte gece hayatına kapılmış İstanbul'da olmadı. Olsaydı acayip bir topçu olurdu yani Sefer. Yani o vay, yani o futbolculuk vibe'ını Semih'ten alıyorum. Ve Semih çok acayip yerlere gelecek inşallah. Allah izin verirse. İnşallah kendisine bakar ve şımarmaz. Ki şu an hiç öyle olacak bir adama da benzemiyor. Mecburen Necip yani. Yedek yok mu başka stoper oynayacak? Thales oynamıyor. Hemen çıkartalım abi. Rego'yu oynatacaktım zaten. Bir de abi şeyi oynatmak istiyordum. Fidalgo. Tam böyle böyle olsun. Hacı Ahmet Hoviç'i de alayım hadi Musrat yerine ama inşallah 2-2 olmaz. Daha dakika 1'miş ya. Dur hemen almayayım ya. Selamlar Yalnız Kurt. Hoş geldin canım. Ben Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'a sempatim var. Biraz da Fenerbahçelik. Ya yiyeceğiz gibi ya. Çok değişiklik yaptık ya. Ya bu futbol menajerin tartışılmaz yapacak bir şey yok yani böyle. Mesela ben Arda Güler yerinde olsam şu an direkt 11 oynayacağım bir takıma giderdim. Ya da Real Madrid'e gidip bir takıma kiralanmak isterdim abi. Bu sene full 11 oynaması lazımdı bence Arda'nın. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı tartışılır ama ben direkt 11 oynayacağım bir takıma giderdim. Real Madrid'e transfer olsam bile kiraya gitmek isterdim. Ama Real Madrid'de şöyle bir şey var. Real Madrid genellikle çok yatırım yaptığı bir oyuncuyu kendisi özel olarak yetiştirebiliyor. Vinicius da yaptılar bunu. Rodrigo da yaptılar. Muhtemelen Arda da başaracaklardı yani. Kiralamadan da geliştireceklerdir abi. Abi sol kanat forveti sol ayaklı bir adam alınır mı? Alınır. Semih var. Orkun'a bir Arda ile Kenan'ım eksik. Onlar da gelmek istemiyor. Arda Güler ya Barcelona yapsaydı çok fena olmaz mıydı Banko 11? Banko 11 olur muydu bilmiyorum. Ben Ajax gibi. Ajax gerçi şu an kötü durumda da Leipzig gibi, Salzburg gibi takıma giderdim. Ya da kiralık giderdim onlara. Böyle bir sene taş gibi, 2 sene taş gibi oynayıp 20'li yaşlarda Arda Güler dünyanın en büyük starı olurdu belki Real Madrid'de. Aytu Kömüş bir türlü kendine gelemiyor hocam. Gerçekten oyunda da sıkıntılı bir oyuncu birazcık. Çok izleyemedim maalesef Aytu'yu ya. Fenerbahçe sattı ya, kiralık istemiş, bir sene istememiş. Nasıl yani anlayamadım. Ulan Enji'den gol yedik ya. Ofsayt yok mu? Madrid kiraya çok nadir gönderiyor. Evet. Ya aslında eskiden gönderiyordu ya. İşte Odegaard'ı, Hakimi'yi falan gönderdi aslında. Hakimi miydi? Yok. Sol bekte oynayan adı Hakimi miydi ya? Doğru mu hatırlıyorum bilemedim ya. Abi ilk defa Sabio çekeceğim. Abi taş gibi oynar Sabio. Her yerde oynar Sabio ya. Ama biraz
gelişene kadar bir tık şey göstermen lazım Savio'ya. Ulan hakem Halil Umut Meler'miş, penaltı verdi. Semih'e kullandıralım şunları abi. Bana unutturmayın. Maçtan sonra penaltıları Semih'e vereyim ya. Abi selamlar, kolay gelsin. Dışarıdaydım, katılım. Ya ne demek, ne kusur abi, hoş geldin. Ben de dışarıdaydım. Ben de iftar vardı bugün. İftardaydım, o yüzden ben de geç geldim. 26-27 sezondayım. Arda Newcastle'da şu anda. Taş gibi oyuncu. Annen nasıl hocam? Hakimi değil. Hakimi de sanki. Borussia Dortmund'da oynayan adamın adı neydi ya? Borussia Dortmund'da oynayan bir adam vardı. Hakimi değil miydi o? O da Real Madrid çıkışlı diye biliyorum altyapısı. Dur bakayım. Hakimi'ye bakacağım ya. Hernandez de vardır ama Hakimi de öyleydi diye hatırlıyorum ben. Evet abi, Hakimi de Real Madrid U19'da oynadı yani. Yapmayın. Futbol bilgimizi sorgulamayın burada. 5 oldu, güzel. Değişiklikleri yapabilir şimdi. Tamam, Hakimi de oynadı ama sonuç olarak. Ben hani Real Madrid'in altyapısında oynamış topçulardan bahsediyordum. Kiralık gitti geldi falan demek istedim. Borussia'ya gitti geldi falan değil mi abi? Doğru hatırlamıyorum. Evet, Borussia'ya gitmiş. Yo, Borussia'ya Hakimi de gitti abi. Hakimi oynadı Borussia'da, yapmayın. Hocam dünkü olay ne oldu? Ya yayın bittikten sonra kendisinden özür diledim. Hani kusura bakmayın. Biraz yayında dalga geçtik bilmem ne falan. O tarz ufak bir mesajlaşma oldu. Sonra sen yolunda ben yolum abi. Deli miyim abi o tarz bir olayla direkt bir aşk yaşayayım. Biraz goy goy oldu yayında. Bir de ondan sonra üstüne Savaş Hoca geldi falan, çok komik oldu. Kimi alacaktık abi? Rotasyon yapalım. 5-1 oldu maç. Hadi Muçi'yi alayım. Fidalgo'yu dinlendirelim biraz. Keke yorgun olduğu için almayacağım. Emre Can'ı alayım. Hadi Masuaku'yu dinlendirelim. Onur'u dinlendir... Hamza'yı dinlendirmek istemiyorum. Hamza oynasın ya. Çocuk kardeşim. Çocuk adam. Mesaj mı geldi? Yok. Tamam. Tamamdır Necdet Hocam. Konuşuruz. Stefan Savic'e bak. Benzeten oldu mu senin hiç hocam? Hiç benzeten. İlk defa görüyorum. Bir bakayım. Benziyor muyum gerçekten? Savaş Hocam ilk girdiğinde gülmekten öldüm. Ya vallahi ben de gülmekten öldüm dün. Ulan size kızla olan goygoyu anlatıyorum. Bir anda küfrederek söve söve girdi. God of War'da öldürdüğü canavar anlatıyor söve söve. Hocam ilk defa Greenwood'u aldım. İnanılmaz katkı. Abi Premier Lig'de bile katkı veriyor acayip. Ki Türkiye'de içinden geçiyor Türkiye Ligi'nin oyunda. Gerçekte de geçer muhtemelen. Evet evet, form tuttu takım. İnşallah oturursa daha iyi olacak. Daha şeyi yapacağız. Takım dinamikleriyle alakalı bir şeyler yapmam lazım. Ya bir head ile oturmadı. Onu da oturtturacağız inşallah. Ben onu oturtturacağım. Onu da yapacağız abi. Ona da çare bulacağız inşallah. Liderlerimizde 3 puan kaldı. Belki şampiyon oluruz ya. Zor ama neden olmasın. Tam Savaş Hocam'ın halini atıp soruyordum. Söve söve birden girdi, çok komik. Dün öyleydi yani. Dün bir anda söve söve girdi yayına. Kız muhabbetini konuşuyorduk işte. Hocam Twitch'te yayın eskiden yapıyordum. Bazı yayıncı arkadaşlar bana Twitch'te bot kullanıyor. İşte izleyicilere saatte falan muhabbeti yaptı Twitter'da. Algı yaptı. Ondan dolayı Twitch'te yayın yapmayı bıraktım. Geldim, hiç canlı yayın açmadım. YouTube'da yayına başladım. İlk gün 15 kişi izliyordu. Hatta 5 kişi başladı. 15, 20, 30. Bak şu anda canlı 67 kişi var. Herkes burada mı bilmiyorum ama yavaş yavaş yazıyor herkes. Arka planda FM oynayan var. Burada chat'te dahil olan var. Uyurken yazan var. Telefonda beni dinleyerek uyuyan var. Duşta izleyen var falan. Duşta da izlemeyin de. Hocam iyi yayınlar. Savaş Hoca ile seri devam edecek mi? Savaş Hoca'nın 2030 senesinde vaat ettiği şampiyonluğu alamayacağını görmek istiyoruz. Kaloriferdin Savaş Hoca. Şu mesajını ekranasını alayım bir dakika, dur. Dur. Yazmayın bir şey, bir dakika. Şunun ekranasını alıp Savaş'a diyeyim hemen WhatsApp'tan. Ya ben çok devam etsin isterim bu arada. Ama o ara benim rahatsızlığım girdi. Biliyorsunuz göz doktoruna falan da gittim. Boyundaki fıtıklar görmemi falan engel oluyordu. O kadar ciddiydi. O ara 2 ay ara verdim yayınlara. Ama bir de şimdi de çalışma tempom var. Ondan dolayı bir tık zor. Belki hafta sonu ikna edersek Savaş Hoca'ya hafta sonları devam edebiliriz. Eğer Savaş Hoca da isterse. Ama şunu Savaş'a atayım da birazcık şey olsun. Biraz size bilensin ve gelmek istesin. Ben girmem diyecek muhtemelen. Hani bıraktın sen bu kariyeri, gelmem diyecek. Onun da işine gelmişti, bırakmam da. Kardeşim diyordu hatta bırakırken ben şampiyon olacaktım falan diye haline goy goy geçiyordu. Hocam FM oynarken seni izliyorum, feci sıra, eyvallah.
Tam ekranı izleyen varmış. Ayda eyvallah. Ben de arkada FM'deyim demiş. Eyvallah. Duşta izleyene güvenilmez abi. Ben de güvenmiyorum. Duşta izleme demiş. Bot bir tane benim demiş Furkan. Estağfurullah Furkan. Seninle PUBG oynuyorduk oğlum, ne botu? Gerçi PUBG'de de botlar var da sen bot değildin yani. Gayet konuşuyordun, ediyordun ya. Android misin yoksa? Hocam Twitch, YouTube beraber yaparsan çok daha güzel olur. Bir yandan kazanç... Yok oğlum, bir kazanca ihtiyacım yok çok şuraya. Boş ver. Ben kazanmak için değil. Ben sizi kazanmak, insan kazanmak için yayın yapıyorum. Ben muhabbet için yapıyorum abi bu yayını. Yanında para da kazanırsam Allah razı olsun derim. Ne bileyim. Yeğenlerime çikolata alırım yani sizden kazanacağım paralarla. Onlara bir şeyler vermeye çalışırım. Yoksa çok şükür yani. Allah veriyor. İnşallah daha çok verir. Ben de inşallah daha çok insanlara veririm. Belki çok para kazanırsam ileriden, yayınlardan, şeylerden veyahut içerik üretmekten bilmem ne, burs veririm ben de. Abi bir Adana Spor kariyeri yaparım. Ya vaktim olsa yapayım Necdet hocam, da yok ki ya. Buradayız hocam, eyvallah Ahmetciğim. Ben hem FM oynuyorum hem chatte aktifim. Ay, çok büyük adamsın. Ben buralarda eskiyim be abi, seni çok çok sevinmiş. Eyvallah. Abi Galatasaray ilk sezon sol bek öneri var mı? Yani Udogi'yi alamazsın herhalde. Yani ben Rıdvan'ı alırdım ya. Ya hem yerli olsun hem de gerçekten iyi katkı veriyor ya. Klas selamları yayına. Eyvallah Ömer hocam, hoş geldin. Evet, bize botçu diyen arkadaşlara inat. Herkes bir ayak bot numarasını yazabilir mi abi chat'e? Bot numarasını yazmayan çişini tutamasın. Hadi bakalım. Bir de yayını beğenmeyen de çişini tutamasın. Onu da söyleyeyim. Devam. Ya bot numarası 31 mi? Yok artık. Ben buralarda eskiyim be abi. Seni de çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. 36.5 kırmızı hocam. Hayda. 43 yazan var, 40 yazan var, 45. Gayet normal rakamlar. 42, 46 numara Nasırlı hocam. Hayda. Nasırlı. Ama eğer işçi bir adamsan helal olsun kardeşim. O Nasırlı ayaklarının öpülür. Yani yanlış anlama. Ayak fetişim yok ama hani emek alın teri olarak söylüyorum. 36 kırmızı. 12.5 falan diyor. Hayda. Yok artık. Ben de ta FM22 zaman. Yuh. Yavuz hocam sen beni FM22'den beri hakikaten takip ediyor musun ya? Helal olsun lan sana. Vallahi helal, adamsın ya. Çok teşekkürler. Hocam Azerbaycan'dayım. Ben nasıl alırım Game Pass? Sana yardımcı olmuştum ben sanki zamanında. Bu arada ikinci sıraya gelmişiz ha. 41 hocam. 40-42. Ya ben bu FM'de Fenerbahçe'den kovuldum. Yeniden Fenerbahçe'ye gitmeyi bekliyordum. Adam kupa kazanmadı, kovmadılar. Yine de delireceğim Nifkas'a falan gittim. Fenerbahçe'yi özlüyorum yeniden. Hayda. Ben de özlüyorum Fenerbahçe'yi ya. Fenerbahçe'de Arda Güler'li Fenerbahçe'yi özlüyorum ben abi. Est. 43-42. Daha çok 42-43 yazan var. Arada ojeli olduğunu iddia edenler var. İnanmıyorum. Fotoğraf atmadan bilemeyeceğim. Atmayın da. Kesinlikle atmayın abi. Nasırlı ojeli ayak fotoğrafı istemiyorum abi ben Discord'da bak. DM'den ara sıra bakıyorum. Chat'te konuştuğumuz saçma sapan şeyleri yapıp bana atıyorsunuz abi. Lütfen yapmayın. Kral Alan Velasco var. Onu da bir alabilirsen senin. Abi keşke Alan Velasco'yu keşke alabilsem ama alamam yani. Çok pahalı oluyor. Bakayım ne alemde. 6.8 milyon euro'm yok maalesef ya. Vallahi takip ediyorum hocam. Hatta Twitch'te adım Muzlu Lahana. Hatırlıyorum ya bu Selim. Eyvallah. Doğru söylüyorsun. Hatta FM senin sayende. Çok teşekkürler. Hocam sence bu sene kim şampiyon olur? Eğer Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi yenerse, ki ben şunu diyordum daha sezon başında, Galatasaray Fenerbahçe arasında Galatasaray 4 puan alırsa biz şampiyon oluruz. He ama 4 puan alamaz da 3 puan alırsa sadece Fenerbahçe'den, kendi ikisi arasındaki mücadelelerden biz şampiyon olabiliriz, Fenerbahçe şampiyon olur diyordum. Fenerbahçe ile aramızdaki mücadeleye bağlı. Şampiyonluk. Yok kral ben değilim eyvallah. Hocam sence bu onu konuştum. Ben PSG'yi şampiyon olarak şampiyon yaptım, dayanamadı Fener'e gittim. Helal olsun Samet hocam. PSG'yi bırakıp Fener'e gitmek de helal olsun yani. Hemen çekiyorum. Aman abi çekmeyin. Hocam e-spordayım. Jornimen ilk sene şampiyon olduk şu an. Süper Lig'de lideriz. Ömer Bayram'ın mezele performansı bitti. Hayda. Ya çok büyük terimcisin kardeşim. Helal olsun. Ya ben de bir terimistim. Teşekkür ediyorum sana. Hocam yayınları çok sarıyor. İnşallah en iyi yerlere gelirsiniz. Sizi 1,5-2 senedir takip ediyorum. Bayağı FM'yi siz kazan. Bana FM'yi siz kazan. Estağfurullah ya. Ne haddimiz ya. Ben kim köpeğim abi. Abi en sevdiğim FM serisi hangisiydi? Ben FM değil de en çok CM 2003 ile CM 2001'i severdim. FM'lerden en çok 2005'i severdim. Ya da 2008'i falan. FM 20'yi de severdim bu arada. Savaş Hoca ile acayip iyi bir kariyerimiz vardı FM 20'de. Bir de FM 20'de yaptığım bütün taktikler işliyordu. Yani bütün istediğin taktikleri sahaya yansıtabiliyordum FM 20'de bence. Devam. Abi en sevdiğim onu konuşun. Beşiktaş'ta 3'lü ofansif orta sahayla oynuyorum. Orkun, Kenan. Kenan'ı ben daha çok 10 numaradan oynatırdım. Bilmiyorum. Kenan'ı ben forvet daha çok oynatırım. Ya da sol kanatta sağ kanat olabilir. Can üçlüm. Arkada da Muçi var. Muçi'nin özellikleri kötü çıkmış ya. %99 şampiyon oldu. İnşallah. Hocam nasıl umarım iyisin. Çok teşekkür ederim Burak hocam. Sağ ol. Sen nasılsın? 75 kişiyiz yayında. Yayına gelip de yayını beğenmeyen adam değildir abi. Bu arada yayına 84 beğeni gelmiş abi. İzleyip de kaçıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ya da beğeni atıp kaçıyor mu arkadaşlar?
Ya da bir yere kadar izleyip ulan bu hocanın yayını beğenelim deyip ayıp olmasın deyip Allah razı olsun yayını beğenip sonra iş çıkıp gidiyorlar herhalde adamlar. Çok teşekkürler. Arsenal şampiyon olur mu hocam? O sene bu sene mi? Yani keşke de Arsenal'in huzurluğundan çok korkuyorum ya. Ben bir Premier Lig'de Arsenal taraftarıyım ama huzurluğundan çok korkuyorum abi. Maalesef Arsenal'da da şey huzurluğu var yani. Söylemek istemiyorum. Fener'i yendik, Kadıköy'de küfürlere maruz kaldık. Furkan Hoca 40 yıl düşünsen böyle olacak aklıma gelmez dedi. Ayda. Yani ben Galatasaray'ın Fenerbahçe ile içeride maçının zor olacağını düşünüyorum. Hocam ben hala Galatasaray'ın tempolu bir 8 numara kesin hala düşünüyorum. 8 ve 10 numara hala alması gerekiyor Galatasaray'ın. Bir de artık sağ bek de lazım. Bir de Icardi'ye de bir tane yedek lazım abi. Hocam ben hala Galatasaray'ın Kenan İzin profili ne olmuş? Çok aşırı iyi olmamış bence. Daha iyi olması lazımdı bence. Onu söyleyeyim. Hemen çekiyorum beğeniyi hocam eşitten. Hayda çekme kardeşim. Koley var. Abi benim yedek stoperde Vorel dışında bir tek Necip mi oynatabiliyorum? Yani çok kötü bir durum bu. Gel baba Demir Ege seni alacağız olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Yunus Emre'yi mecburen çıkartıyorum. Tayyip artık iyileşme kardeşim hayda. Bu ülkenin sana ihtiyacı var kardeşim. Pardon bu şeyin Beşiktaş'ın sana ihtiyacı var kardeşim. Tayyip de hala. Uzun adam. Kaç bu lan boyun? 1.80'si yeter. Olmaz. Olmaz sana olmaz. Devam. Kimle oynuyoruz lan? Trabzonspor oydu. Ulan muhabbetten kimle oynadığımıza hiç bakmadım ya. Türkiye Ligi çerez gibi geçiyor. İkinci bile olduk yani şu kadroyla. Bir şeyi ayarlayacaktım. Bak unutuyorum hep. Hemen ayarlarım. Antrenmandan mentorluk verecektik. Şimdilik yardımcıdan isteyelim. Organik olarak. Olmadı çok. Daha çok yardımcıdan isteyerek yaptık. Bu mentorluk bizim oyuncular arasındaki birbirlerinin gelişmesini sağlıyor oyuncuların. Birbirlerine uyumunu artırıyor mentorluk. Yapın yani. Hatta kendiniz özel olarak yapabilirsiniz. Daha doğru olur. Mentorluk nasıl yapılırla alakalı YouTube'da videom var. Ayrıca takım dinamiklerini de rahatlatırsınız. Bak mesela şu an menajere destek de maç kazana kazana idare edere gelmiş. Güzel. Huertas gelmeli Galatasaray'a. İstemem abi. Hocam çekiyorum beni. Son zamanlarda kritik bir maçta bedelli hatadan kaybedeceğiz gibi. Bana da öyle gibi geliyor. Sebo'yu verelim abi. Hangi Sebo'yu? Mayıs'ta bedelli askere gidiyorum. 16'sında gidiyorum. 19'unda Fenerbahçe hayatta yaşayacağız. Hayda. Ben bu arada Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk Kadıköy galibiyetimizi uzun zaman sonraki ilk Kadıköy galibiyetimizi askerde izledim ben. Abi Voral'da sorun çıkartıp kirasın. Ya öyle yapacağım da yapamadım ya. Ocak'ta iptal edeceğim ama. Ocak'ta her türlü iptal ediyorum. Kayıp gitsin hocam ülkeyi. Hayda takımın Beşiktaş'ın ihtiyacı var ama. Hayda abi lan. Yazmayın şöyle şeyler. Regocum gel. Raşistan'ın bonservisini almış mıydı Beşiktaş? Almıştı değil mi? O zaman oynatmam da lazım ama Rego'yu da oynatmak istiyorum arada. Rego oynasın şimdilik. Ya neyse Raşistan'la başlayalım. Rego'yu ikinci yer alırız. Aleykümselam Furkan hocam hoş geldin. Like atmaya geldik demiş. Eyvallah var ol kardeşim ben. Hemen bir Trabzon kardeşimle oynayalım bakalım. Puertas ayağı olan Berkan. Ya ben Puertas'ı beğenmiyorum ya beyler. İstemem yani. Benim daha büyük hedeflerim vardı. Ben mesela Premier Lig'e giden Dominguez'i istiyordum abi. Ayağı olan orta saha o abi. Şimdi adam hayvan gibi oynuyor alamayacağız yani. Yapacak adamı var ya alabilirdik yani. 10 milyon euro seviyesinde onu da alırdık yani. Paramız olsa alırdık gittik. Davinson'u aldık. Kötü mü yaptık? Hayır. Ama Zaha'ya 8 milyon maaş yatırmak yerine o parayı Dominguez'e gömebilirdik yani. Çok yanlış yaptık bence orada. Bizim ilk 8'e ihtiyacımız vardı. Gerçi Zaha son maç penaltı yaptırdı. Maç kazandırdı falan. United'ı kazandırdı falan ama yani yok abi. Bizim 8'e ihtiyacı. Aslanım benim Semih be. Offside yok hocam. Offside çalıştırıyoruz. Bu arada yayında 85 kişiyiz. Hemen yayına yeni gelenler beğenirlerse çok sevinirim. Sıçarım çarkını iptal etme be. Kim lan hakem? Yani tamam offside'miş hocam da yani kusura bakma Bahattin hocam. Ulan Semih offside çalıştırıyorum bir de o kadar ya. Offside'de kalmamayı çalıştırıyorum Semih'e ama olmadı. Uğurcan da bu arada leş bu aralar performans. Lemine'yi sakatlıktan alma. Abi yok geri almam Lemine'yi ya Galatasaray. Tayfur var abi. Hangi Tayfur? Abi Tayfur gönderdim ben çok şükür ya. O da Trabzon bizi yiyecek gibi duruyor ya. Bizim golü falan da iptal etti ya biz bu maçı kaybederiz yani. Golden sonra Semih uyur mu ayda? Abi Semih şu an çok iyi bir profile sahip. İkinci sezon 80 milyon teklif gelir satılır mı? Yani 80'e ben babam satmam da yani hani tabiri caizse. Oyun mantığından bahsediyorum. Yanlış anlaşılmaz mı? Babam tabii ki satmam ya. Yani istiyorsa dünyanın en büyük parasını versinler. Yani. Anası babası satılır mı insan? Hani tabir olarak bahsediyorum abi.
Şimdi babam oradan arkadan gelecek oklavayla sıçacak çargıma. Sezon başında Newcastle'a gitmek için başvurmuştum. Dalga geçmişlerdi. Ben de şimdi de İngiltere'nin hocasıyım. Hayda. İngiltere'nin kocasıyım diye okudum bir an için içimden. Sonra toparladım okurken. Hayda, Yusuf Salih hocam gelmiş. Hayda. O aman aman, kimler teşekkür, hayırlı olsun, senin karı ekti mi seni? Hayda, ayıp ediyorsun hocam. Estağfurullah. Senin karı ne demek hocam? İnsanoğlu haddim bilir kem söz söyler iken. Buradan Barış Manço'yu sevgiyle, saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Bir düşündün hocam. Yok, düşünmedim. Hiç düşünmedim. Direkt cevap verdim. Öyle bir şey yok hocam. Kön bir senede 7 gol 25 asist hocam. Yapar. Taş gibi. Gerçekte de yapabiliriz ileriki bir dahaki sene. Ama çocuğun hep asistlerini yiyor maalesef Galatasaray'ın ileri hattı. Icardi'yi kıyaslayamayacağım. Ulan Semih sıçacağım ama. Bir golün offside'din iptal oldu. Bir tane gittin direğe vurdun bomboş. İki tane net gol kaçtı yani. Ya Yusuf Salih hocam, özür dilerim satıp gittiğim için de. Aslında satıp gitmedim. Bak yemin ediyorum. Şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Yayında şu an 80 kişi var. Dün abi, biliyorsunuz zaten olayları. Dünkü bölümü izleyenler bilir. WhatsApp'tan bir anda çok güzel bir hanımefendi mesaj attı. Dedi ki, yarınki diş randevumuzu biraz geçe alabilir miyiz falan diye bir mesaj attı. Yayın esnasında. Ya hanımefendi dedim, herhalde yanlış attınız. Ben şu an yayındayım diye gülüp mesaj attım. Bir de chat'teki yazışmaları falan attım. Sonra biz yayın esnasında bu hanımefendiyle konuşmaya başladık. Goy goy ama. Yayın esnasında goy goy yaptık. Sonra konu o kadar dağıldı ki yayında. Konuyu toparlayamayacağım için dedim ki abi, bugünlük bu kadar yeter diye bırakıp gittim. Sonra Savaş Hocalarla beraberdim. Sorabilirsiniz yani. Savaş Hocayla, Hakan Hocayla beraberdim abi. Yemin ediyorum konuşmadım yani. Bak şimdi bana buradan WhatsApp görüntüde WhatsApp konuşmalarımı paylaştırmayın canlı yayından. Paylaşmam da paylaştırmayın. Devam ediyorum. Batuhan hocam hayırlı yayınlar. Hoş geldin kardeşim. Sevgiler, selamlar. Bu arada yayınımıza 94 kişi beğenmiş. Adamsınız. Adamın dibisiniz. Adamın çevireceğiz bu maçı. İnşallah da çok gol kaçıyor ya. Böyle giderse zor. Baksana 3 tane net kaçtı yani. Muhtemelen 2,5 kişimiz falan yendi. Ulan. Çok susamışım bugün ya. Suyu şeysiz içmeye çalışıyorum. Kapağını açmadan içmeye çalışıyorum. Viper at artık orasını. Rövaşat ediniyor orada eşi olacak. Vursana normal gol at önce. Normal gol atmıyor da gidiyor. Rövaşat ele deniyor, gitti direğe vurdu. İkinci direk oldu bu. Hamza Baran, hadi aslanım, hadi yiğidim. Bursaspor'un yiğit evladı. İyi orta. Ah, vuracak adam mı var? Asiçan Masuaku be. Doğru söylüyor, ben oradaki telefonum. Teşekkür ederim Batuhan. Hocam şu an gerçekten benim sözümün inandırıcılığını müthiş bir şekilde arttırdın. Ben Savaş Hoca ile konuştum, 10-15 dakikada bir yere gitmiştim hocam. Valla ayıp ediyorsunuz ha. Hekimoğlu nerede? Lo alsana taş gibi forvet. Semih'e sol açık yedek forvet. Ya Süleyman hocam, Hekimoğlu ben daha fazla maç oynayabilsin diye kiraladım. Gelişsin daha fazla diye. Hoş geldin bu arada. Memnunum şut sayısından da gole çevirmemiz lazım yani paşalar. Olmuyor böyle. Batuhan doğruladıysa ben de tamamım o zaman. İnandım demiş Remzi hocam da. Batuhan'ın doğrulamasından dolayı, doğru söylüyor ben oradaki telefonum demesinden dolayı kaç kişi inandı benim sözüm abi şu an? Gerçekten bak, anketi açıyorum abi, dur. Anketi başlat. Batuhan doğruladı diye Ali Hoca'ya kız konusunda inandık mı? Anketi açtım abi, hayırlı anketler. Herkesin oylamasını bekliyorum. Oylarınızı bekliyorum beyler. Ali Hoca'ya basın. Talles sıçmış abi. Rego gel. Rego gel kardeşim benim. Keke top. Semih de çok gol kaçırdı ya. Bir tık sıçmış. Bir tık. Çok değil. Masuaku'yu çıkardım. Oğlum benim yerli bir oyuncu almam lazım. Nasıl olacak o iş? Tayyip gel baba. Tayyip, sana ihtiyacımız var. Bu ülkenin sana ihtiyacı var oğlum. Bu takımın sana ihtiyacı var. Artık girmen lazım. Ya dur, geri mi alsam? Ya geri al, sakatlanacak şimdi, dur. Aytu. Onu Aytu olmaz. Onur aldım şuraya ya. Tam Onur aldım şuraya. Yapacak bir şey yok. Top gel. Topu mu alayım? Top alayım ya. Topunuz gelin. Topunuz gelin. Ali Hoca'ya basın. Oğlum hani benim iyi niyetime oy verin. 18 kişi mi oy kullan? Yazıklar olsun. Yayında 75 kişi var. Arka planda oyun oynuyorsunuz. FM oynuyorsunuz. Oy vermiyorsunuz bana. Yazıklar olsun. Yazıyorum buna. Hızır Tepe'den selamlar, iyi yayınlar. Hayda Cüneyt hocam. Hızırtepe'ye buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyordum. Küçüklüğümde Hızırtepe'de
Çok az bir zaman diliminde 2-3 gün, 4 gün belki bir simit satmışlığım var. Ama acayip kar etmiştim. Ya şöyle, arkadaşlarımdan mahallede simit satan vardı. Ben de özenmiştim. Demiştim ki anamın babama, ya ben de simit satayım, ben de para kazanayım. Çok özenmiştim yani. Çocuk her gün para sayıyordu yanımda. Kerem kardeşim, buradan selamlar ona da. Abi sonra bir başladık, bütün mahalle simit satıyoruz. O hala hatırlıyorum abi. Abi herkes simit satıyor ve aynı anda dolaşıyoruz abi. 5 kişi aynı anda simit satıyoruz. İnanamaz. Ulan bir tane hanımefendi gelmişti o zaman. Ben tabii o zaman kaç 10-11 yaşlarında falanız belki. Belki daha küçüğüzdür. 8-9'dur belki, hatırlamıyorum tam yaşımı. Yani ilkokulu falan gidiyoruz yani. Öyle söyleyeyim. İlkokul da biz 2 ya da 3, en fazla 3 yani. Neyse, bir hanımefendi gelmişti. Biz de tabii hep beraber geziyoruz ya. Hep beraber gezdiğimiz için hani hepimizden bir şeyler almak istiyor. Parası çakışmamıştı abi. Acayip utanmıştı. Biz de utanmıştık ondan sonra. Hani yani hepimizden almak istemişti simit. Olmamıştı yani. Ben de çok utanmıştım. O günden sonra abi, o günden sonra bir daha simit satmadım. Bir hanımefendiyi utandırdığım için. Hayda. Yok, ondan değil. Hani annem babam, oğlum ihtiyacımız yok bizim. Gerek yok falan demişti. O yüzden satmamıştım ama çok şükür. Ama yani ben satmak isterdim. Biraz daha devam etmek isterdim yani. Devletçi eski simitçi Ali Hoca, hayda. Abi mitçi olduğumuzu vurgulamazsanız sevinirim. Devam. Hocam yerli rotasyonu için alabileceğin gurbetçi oyuncular. Aral Şimşir, Başar Ünal'ın biraz önce raporunu aldım ama Aral'a bakmadık galiba. Aral'ı unutturmazsanız bakalım. Tamam, kapat konuyu, hanımefendi kelimesi geldi yani, hayda. Bilbao'ya gittim abi. 20... Aha, gol. Hocam ofsayt verme sıçarım. Bir tane iptal ettin. İki direğimiz var. Yeter artık Bahattin. Ya Beşiktaş'ın ama üzerine oyunlar oynuyorlar kardeşim. Yeter artık, ben de bunu diyeceğim. Bu nasıl olsaydı ya sıçarım, bu nerede beklemek Viper ya. Olmadı. Bu arada 31 kişi oy kullanmış. Burada bana bir mesaj mı vermeye çalışıyorsunuz abi? Hocam yerli rotasyon için alabileceğin gurbetçi oyuncular, onu okudum. Manu Kone, Osman Adeyemi müthiş. Evet kullandım ama Afrikalı oldukları için Ocak-Şubat arası yoklar abi. Yazıklar olsun yani. O yüzden almıyorum. Hocam yakınlaştırma yüzde kaç? %120 olabilir. Emin değilim. Belki %150'ye de çıkartmış olabilirim ara sıra. Bülent Ustu'yu çağırın, hakkınızı savunsun. Yani bilmiyorum. Bülent Ustu bile şu an bizi savunamayabilir. İki gol iptal oldu. İki direğimiz var. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum abi. Gol attıkça iptal ediyor köpekler. Oyundan bahsediyorum. Rego sen çak bir tane de oğlum. Biz iki deriz ya bunlardan. Yani oyun bizi kazanmamız için her şeyi yaptı şu an maalesef. Onur biraz sen bir şeyler yapsan oğlum. Heh. Ne dersin? Fidalgo'ya faul vardı orada. Ulan iki golümü iptal ettin. Şurada Fidalgo'ya yapılan golü görmedin mi Bahattin hocam? Gözünün önünde oldu. Geri gel. Nereden geleceğiz? 10 saniye geri gel. Ulan çok geri geldim galiba. Bir 10 saniye ileri gel. Abi şuradaki faul nasıl görmez? Bak şimdi. Gördün mü? Şuna faul vermedi. Bak şimdi gol yiyeceğiz buradan. İyi izleyin. Kesin gol yedik abi. Kesin. Benim ağzım zehirli falan değildir yani. Kesin gol yedik şu an. Ah lan. Olmadı. Hala daha fazla oy kullanan yok. Yazıklar olsun. Anketi bitiriyorum. Benim için bitmiştir. Daha da gelmem. Ulan artı kaptım lan. Olmadı. Yazıklar olsun. Maalesef olmadı. Anketi Batuhan doğruladı diye Ali Hoca'ya kız konusuna inandık mı? Evet %61. Teşekkür ederim buradan. Buradan Trabzonsporlara da selam olsun %61. Ama 2 doldu, hoş olmadı yani. Abi ben top oynadım. Trabzon attı. Anlamadım ki ben bu oyunu. Bir iptal de etmiyor onların golünü. Ya bu arada Mönye Trabzon'a acayip iyi oldu ya. Ben Galatasaray'ı isterdim yani. Abi 2.30 xG'm var ya. 2.30 xG'm var. 1.32 xG ile 2 tane sapladılar bana. 61'de bir de gol mü attılar? Yok artık. He's a Viper, the legend, killer, the harbinger of evolution. İngilizcem konuşturuyorum. Max %110 yok mu? Nasıl? Ya ne bileyim, hatırlayamadım. %110 yapmışımdır o zaman. Tam tabirini hatırlayamadım. Biraz arttırdım, hatırlıyorum ama. Sefa hocam. Belki yanlış hatırlayıp da söylemişimdir. Oğlum bayağıdır oynamayınca unutmuşuzdur. Philip Rising. Tam okuyamadım Cüneyt hocam. Polonya Ligi açıksa 17 yaşında fena bir profil değil. Açtık mı hatırlamıyorum, bir bakalım. Avrupa'yı açtım ama Polonya'yı açtık mı hatırlamıyorum. Bakalım. Futbol ofsayt olmasaydı bu taktik işe yarayabilirdi. Yo hala işe yarar da ilk senemiz doğal yani. Çok fazla oyuncu değiştirdik. Çok fazla genç oyuncumuz var. Normal. Hocam çok iyi seviyede gözükmüyor ama bir rapor alalım senin hatırına. Ama 17 yaşında tabii. Bakalım.
Aston Villa maçımız varmış ya. Rotasyon yapsaydı keşke. Taş gibi de oynadım ama. Takım çok yoruldu ya. Dur bakayım. Nerede abi sakatlık? Bir kondisyon durumlarını göreyim şunların. Sıçmış herkes. Şuraya bak. Bir tık elimize verecekler gibi abi. Aston Villa'ya karşı deplasman mı bir de ayda? Ya şu kadroda olmayanları lütfen göstermesin bana filtre ya. Kulüpte değil. Heh. Şunları rahat rahat dinlendirebileyim abi çocuklara. Sakatlanacaklar, bir şey olacak çocuklara. Abi herkesi bir iki gün dinlendiriyorum. 2 gün dinlenin abi. Öyle bir gelin. Kafayı toparlayın abi. Hocam Giovanni Reina'da bakar mısın sana zahmet? Baton hocam bakayım ama Giovanni Reina alamayız yani. Pahalıdır Borussia Dortmund'dan. Abdurrahman Üres'in çok iyi bek oluyor. Hocam bakayım ama Hamza Barıkan aldık. Eğer solsa düşünülebilir. Bir de uygunsa fiyat. Thales Magno, Rooney, Leonardo bunlar bende tutmuyor. Ayda Remzi hocam nasıl tutturamıyorsun ya? Sen de bir tık tutturma sorunu hissediyorum hocam. Hocam profili fena değil ama yani Hamza Baran bundan daha iyi bak. Göstereyim. Bu şekilde. Gerçi 18 yaşında olduğu için bir tık daha iyi diyorum. Papetti'yi severim, İtalyan stoper. Boyunu bir tık daha iyileştirdiler ama FM22'de daha iyiydi. FM23'te bir tık bozdular. 24'te iyileştirdiler ama FM22 profili çok daha iyiydi Papetti'nin. Bakalım Papetti'mize kardeşim, İtalyan stoperimize. Kaç yaşına gelmiş bir görelim hem. 21 oldun mu? Olmuş. Bak markajı düşük hala. Pası düşük, top kapması düşük abi, olmaz bundan. Abi futbolcum maçta sakatlandı, çıkardım ama maç sonu bildirim gelmedi. Bakma oyun bozuldu. Bir tık ilerlet gelir. Belki tam sakatlanmamış da olabilir yani. Öyle de bir şey olabilir. Yayında şu anda 74 kişi var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Yayını beğenmeyen kaldıysa üzülürüm. Derin bir yalnızlık hissedebilirim Fatih Hocam gibi. C vermişler. Bir tık ayıp. Yani Necip'i falan biz bu arada moralini bozmuştuk. Adam takım lideri. Yine bile bize olan destek fena değil yani. Necip'in canını falan sıkmamıza rağmen. Takımda çünkü çok fazla mutsuz insan olabilir yani. Şu an iyi gidiyoruz diye moraller yerinde olabilir ama mutsuz insan çok olabilir abi. Normalde. Bak mesela mutsuz bir tane. Cemal, sen niye mutsuzsun? U19'a git abi. Var mı başka? İyi. Bu çok iyi idare eder var. İyi olabilir de var. Bunlar iyileştikten sonra kendine gelir. Ben Masuaku'nun falan da canını sıkmıştım bu arada. Ama toparlamışız yani. Aston Villa ağzımıza sıçacak bu arada. Yani en olmayacak takım yani. Şampiyon olacak takım grubumuza geldi yani. Avrupa 2'de. Bari çektim. Vicdan azabından hiçbir kariyerime çekmiyordum. İlk defa oynuyormuşum bir transferi. Haydi hayırlı olsun. Alejandro Zendejas, bu da benim kariyerimde efsane oynamış. Bakalım Cüneyt hocama. Bakalım hemen. 25 yaşında olmasa fena bir adam değil. Yani bu profil 20 yaşında olsa, 19 yaşında olsa taş gibi alırdım yani. Param da yeterse. Ki bu arada uygunmuş fiyata ha. Şu fiyata şu yaşta da alınır bence. Şu fiyata alınır abi. Hadi Reyna'yı da açayım. Kırmış olmayalım Baton hocama. Giovanni Reyna Nottingham'a mı gitti? Aa, kiralık gitmiş. Vay anasını. Nottingham'a bak ya. Taş gibi kadro kurmuş. 4-2-4'e dönersem içimden geçerler. 4-1-3-2'yi de vazgeçeceğim gibi duruyor. Heh, bak bu arada önceki yayına dislike çektim. Önceki yayının hakkı buldum. Aşk olsun Yusuf Salih hocam. Ama senin görüşüne saygım sonsuz hocam. Beyler görüyorsunuz değil mi? Kanaldaki özgürlüğü. Moderatörüm Yusuf Salih hocam yayınıma dislike atıyor abi. Eyvallah hocam. Eyvallah kardeş. Hocam Reina Real'de Nottingham Forest'ta 6 maça çıkmış. Seneye Mertens Reina rotasyonu. Keşke de gelip alamayız abi. Keşke. Ya bir de Amerikalı topçular birazcık şey oluyor ya. Yani kandırabiliyor profilleri. Yani bir tık görmek lazım. Wonderkid almaktansa transfer listesindeki futbolcuları almayı daha çok tercih ederim. Yani iyiyse evet, kötüyse almam. Yani kötüyse Wonderkid alırım. Potansiyelli Wonderkid alırım. Ben boş beleş Wonderkid almam yani. Ve uygun fiyata. Beşiktaş'a kaleci lazım. Bana Mert Araplara kaçtı. Abi ben Hedi'yi aldım. Şu an memnun değilim ama dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi olacak. Onu söyleyeyim. Ve çok uygun fiyata aldım. 50-60'ları en az göreceğiz bu Hedi'de. Daha iyi olacak inşallah. Sadece Neymar hoş geldin. Kral sana dislike çeken YouTube anlamıyor. Hayda estağfurullah. Bundan sonra böyle. Bundan sonra hak eden hak ettiğini vermek benim. Eyvallah Yusuf Salih hocam. Beşiktaş'a kaleci lazım. Bana Mert Araplara kaçtı. Hocam ya, bence yerli yap ya. Alabiliyorsan yerli al. Ne bileyim. Bence İrfan Can Eribayat'ı Fener'den alabiliyorsan alabilirsin. Bence.
Babalar ikinci taktiğimiz neydi bizim ya? Ona bir bakalım. İkinci taktik 4-2-3-1 falan yapmışızdır inşallah. İyi 4-2-3-1 ama 4-3 falan oynamamız lazım bizim bunlara karşı. Şöyle bir bakalım. Hacı Ahmetoviç, Musurati böyle oynar. 4-3 oynayacağım ben bunlara ya. Onu söyleyeyim de. Şöyle bir gelsin baba. 4 Ulan 4-3 niye oynayamıyorum ben? Oğlum 3'lüye niye dönemiyorum ben? Boyunda bug mı var şu an? Heh, düzeldi. Tamam. 4-2-4'e karşı 4-3 oynama sevdam var benim de, o yüzden öyle yapıyorum. Bugün haber gördüm. Beşiktaş'ın ilgilendiği Rafa Silva'yı Galatasaray için yazmışlar. Rafa Silva taş gibidir de abi, Rafa Silva'yı nasıl getireceğiz abi? Bu adam Portekiz'de falan taş gibi oynamıyor muydu bu adam? Yanlış mı hatırlıyorum? Benfica'da değil mi bu adam abi? Nasıl alacaklar abi bu adamı? Şuna bak. Altay gelmiyor. Uğurcan gelmek istiyor. Uğurcan gelmek istiyorsa Uğurcan al. Kerem Matiş'ten de Bursa'dan kaleci için. Çok zor gelişir yani. Şampiyon falan olamazsınız bir iki sene. Chamberlain'e bile yıllık 38 milyon veriyorlar. O neymiş ya? Ben Fenerbahçe'ye genç kaleci getirdim. 36 milyon değeri vardı. Çok kötüydü. O kadar sinirlendim ki getirdim transfer sezonu, hemen 16'ya sattım. Bir daha İrfan Can'ı oynattım, daha iyi oldu. Ya yerli kaleci oynatmak Türkiye'de daha mantıklı. Ama tabii Avrupa'da şampiyon olmak zor yerli kaleciyle. Yani ben Uğurcan'la 3. senemde şampiyon oldum ama ilk 2 sene neler çektiğimi Allah, bir ben biliyorum, bir Allah biliyor, bir de yayınımı izleyenler biliyor ya. Şöyle bakalım bakalım ne oynuyor. Abi ben yok, Hacı Ahmetoviç'i bu da oyun kurucu da oynatalım rolde. Bunu da ofansif rolde oynatalım bence. İkinci taktiğimizde. Talles burada oynar. Rego burada oynar abi bizde. Kanat forvet yapalım Paşa'yı burada. Hücumda. Bu destekte kalsın Paşa. Masuaku bu şekilde. Onur bu şekilde. Voral oynamaz ama burada. Omar Kole ile Voral oynasın. Voral'in pası iyiydi. Pasarı oynatabilirim. Top oynar mı acaba? Semih dinlendiyse Semih de başlayalım ya. Ama top da çok formdaymış hadi. Tam topla başlayalım ama muhtemelen değişeceğiz gibi duruyor. Tayyip Talha artık iyileş Allah rızası için ya. Abi İyo'yu alsana. İyo kim ya? Gerçekten sözleşmesi bitiyor diye biliyorum. Kimin bambaşka? Abi Forvet'e bunu çekiyorsan rahat edersin. Husef Erabi. Bilmiyorum ya. Bakarız ama. Bakarız abi. Pozitif mi oynatalım? Yok abi, temkinli oynayacağım ya. Bu taktikte şu an temkinli bir anlayışla oynamaya çalışacağım. Çok gol yiyeceğiz ama disiplinli oynayacağım. Bakalım. Yapabiliyorsak yapalım. Duran top kazanmaya çalış. Duran top kalsın. Disiplinli oyna kalmasın mı, kalsın mı? Şöyle bir yapalım. Bir tık düşük yapalım şunlara. Karşı pres kontrole kaldırıyorum. Topu stoperlere veri kaldırıyorum. Şunların hepsini kaldırıyorum şu anda. Bir tık geriye alıyorum abi standart savunma hattını. Daha sık önde savunu kaldırıyorum. Bir tık şunu da azaltıyorum abi presi. Tempo düşük. Bir tık şöyle yapalım ya. Şöyle yapalım. Olmadı düşürürüz. Bilmiyorum nasıl olacak. Kerim Konate'yi çok severim ya. Kerim Konate'yi direkt alabiliyorsanız alın. Hayvan gibidir yani. Çok iyidir. Şu an kötü performans gösteren Talles Magno var. Talles'i kesebiliriz burada ya. Semih'i o yüzden oynatacağım. Talles çünkü kötü performans götürüyormuş. Büyük maçları var mı bunun? Bir raporuna bakalım. Büyük maç sevdası varsa oynatabiliriz. Yok. Büyük maç sevdası oynayan varsa onu oynatabiliriz ya. Semih'in vardır belki. Ya Semih'i oynatırım. Sıçarım Talles'e ya. Tamam, Semih'le oynuyorum abi. Aslında şeyde de olabilir ya. Altyapıya gönderdim onu. Neyse tamam. Raşitsa da olabilir ama. Büyük maç, önemli maçlarda oynamayı seviyormuş bak Raşitsa. Ama 6.53 ya UEFA'daki performans. Abi Semih'le oynuyorum, sıçarım ya. Kaybedeceksek Semih'le kaybederim abi. Ya yatkınlık yaralansın, problem değil. Biz farklı taktikle zaten çekeceğiz. Yanlış yapıyoruz belki ama olsun. Ya muhtemelen yeneceğim zaten deplasmanda ama oynamak istiyorum. Türk kaleci arıyorsun. Beşiktaş altyapısında Emir Yaşar var. Beşiktaş altyapısında Emre Bilgin de var abi zaten. Hani bakacaksanız. Hocam ben de sağ bek Agustin Cay. Aa çok taş gibi isterim. Galatasaray Agustin Cay istediğim sağ beklerden bir tanesi abi gerçekten. Kesin isterim yani. Ama şeyi de isterim. Keşke onu da alabilsek. Danimarkalı var ya Yeler. Yeleri de çok isterim. Ama Kopenhag bize niye bıraksın ki abi? Adamlar Şampiyonlar Ligi takımı. Yani bize gelir mi abi oradan? Gerçi oradan biz Nelson'u getirdik. Bilmiyorum. Sanki daha büyük kulübe gider gibi geliyor bana Yeler. Bir de 10 milyondan aşağı bize satmazlar gibi geliyor gelir ya. Ya abi o duran toptan yemeyelim lütfen ya. Çok tecrübesiz takımla çıktık. Biraz patlayacağız abi. Ulan daha müzik bitmedi abi. Yemeyelim müzik bitmeden lütfen. Oh. Güzel. Hojo temasının sorun takdir ekranında problem yapıp evet maalesef. Ulan duran toptan yemeyelim dedim iyi ki ya.
Langley Barcelona'da değil miydi ya? Aston Villa'ya mı gitmiş abi? Bilmiyordum Aston Villa'ya gittiğini. Yapacak bir şey yok. Problem değil. Ama duran toptan yiyeceksek biz bu golleri. Sıçayım oynamayayım o zaman ben. Bu maçı oynamayayım. Bu maçı es geçelim yani. Hani bari adamlar akan oyunda gelip atsın abi. Koskoca Aston Villa ya. Ah be hacı. Şu maçta gol atsam var ya seni oynatırdım orta sahada bundan sonra. Emery Hoca'yı çok beğeniyorum bu arada. Premier Lig'de büyük işler yapıyor ama Zaniolo'yu az oynatması beni bir tık üzüyor. Madem az oynatacaktın niye biz sana kiraladık bu adamı? Keşke zorunlu oynatma opsiyonu falan olsaydı ya. Sakat değilken oynama zorunlu olsaydı keşke. Adam İtalya milli takımına çağırıyorlar. Aston Villa'da oynamıyor abi. Ya sıçam. Beyler biz bu maçı es geçelim yani. Şu anki tecrübesiz kadroyla biz bu maçı alamayız beyler. İptal oldu tamam. Daha hiçbir şey bitmedi abi. Daha hiçbir şey bitmedi abi. Benim umudum var. Biz bu maçı alırız Allah'ın izniyle. Bir tık pozitife döndüm. Ya ama hep korner, hep korner abi. Bu ne böyle? Hedil'e bak lan neyi çıkardı aslanım benim. Yiğidim öz evladım Hedil. Araplar futbolu bitirecek hocam bence. Bilmiyorum. Koskoca Aston ya. Ali Patron için akan oyunda atacağız hayda. Ben şimdi akan oyunda bir tane çakayım da şunlara bir görsünler. Allah'ın izniyle inşallah. Simi. Simi simi simi. Simi simi simi. İptal edemezsin bu golü çünkü müthiş. Abi kusura bakmasınlar da yani UEFA şike yapıyor şu anda. Vallahi şike var bu maçta. Ben bunu... Ulan 1-0 bitmiş maç. Alabilirmişim ha. Keşke simüle etmeseydim maçı ya. Vallahi pişman oldum ya. Sıçayım. Ama morali bozuldu abi. Semih gol atmış. Ulan Aston Villa'ya gol atmış ya. Bak. Premier Lig'in şu an ilk 5 sırasındaki takımlarından bir tanesine gol atmış Semih kardeşim. Müthiş bir gol atmış. İptal etmiş. Abi nasıl canım sıkılmasın? Bir de deplasmanda yani. Aston Villa deplasmanında. İngiltere'de atmış bu golü kardeşim. Bakacağım lan gole. Bak ulan golü göstermiyor bile burada. Niye iptal edilen golü göstermiyorsunuz lan? Nerede lan bu? Bakacağım. Gülmeyin oradan. Random atıyorsunuz görüyorum. Semih Kılıçsoy 45 artı. Bakacağım abi. Ofsayt var mı yok mu çözeceğiz şu an. Kimse kusura bakmasın. Kimse Beşiktaş'ın hakkını yemez abi. Kimse Beşiktaş'ın hakkını yemez abi. Biraz maç hızını azaltalım ki ofsayt var mı yok mu göreceğiz şimdi. Onur. O çizgiyi çektireceğim abi. Hemen bakacağız. Rego. Şu an offside yok. Yok. Acı Semih. Bir de offside çalıştırıyorum bu çocuğa ya. Şurada ayak var ama. Şu ayaktan olmaz mı? 45 numara gibi gözüküyor ama. Abi çok offside'dasın yani. Hakikaten UEFA'ya şike iması yapamıyorum ya. Daha değilmiş. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Offside yok. Nerede offside? Dur. Aa yok offside lan. Vallahi yok. Bak bir tık geri alayım yok. Dur. Bir tık. Lan çok tam alamıyorum. Dur. Tam alamıyorum beyler. Yardım edin. Heh. Abi offside yok ha. Bak ayak var burada. Vallahi ayak var. Görüyor musunuz? Dur. Daha çizgisi değil. Kale arkasından göster. Abi şuraya bak. Burada nasıl offside var? Paralel bir top çekin şuraya. Top nereden çıktı? Paralel bir çizgi çekin abi şuraya. Offside yok. Şu ayak bozuyor bence yani. Net offside yok abi. Bak ayağından tam çıkarken yani. Başka açı açayım. Vallahi hakkımız yendi. Bu maçta şike var. Dikey açı. Dikine de bakarız yani. Hiç sıkıntı değil. Abi Semih'te offside yok vallahi bak. Bu çocuk offside de. Ceyhoroğlu offside de. Semih'te offside yok abi. Lan nasıl net offside? Net offside diyenleri banlayın abi. Kerem Yeter yazmış. Kerem hocam hoş geldin. Ulan Kerem Yeter sanki tanıdık bir simaydı ya. Abi acaba biz seninle beraber çalışıyor olabilir miyiz ya? Kerem Bey siz misiniz? Bir dakika bakacağım. Soy ismini unuttum adamın. Yok yok değilmiş tamam özür dilerim. Keremcim kusura bakma bir an iş arkadaşım sandım. Tamam yok değilmişsin zaten hoş buldum abi yazmış. Abi vallahi olsaydı o hakkımız yendi ya. Ben nasıl sinirlenmeyeyim abi? Bu arada Savaş Hoca mesaj atmış.
bu online kariyerle alakalı 2030'da şampiyon olacağını iddia ediyordu, hatırlıyorsunuz. Yorumu görüp gülmüş. Sen işe başlayınca yalan oldu demiş. Yani tamamen yalan. Birazdan bir dakika dur bakayım, Discord'daysa yanına basayım abi. Vallahi Discord'da yayın yapıyor. Bir dakika. Müziği kapatıp yayını basıyorum abi. Hemen yayını basıyorum. Hemen yayını bastım. Selamun aleyküm. Beyler yayındayım şu anda. Savaş kardeşim bir bahane sunmuş ortaya online kariyerle alakalı. Onun için geldim. Nerede bu çocuk? Hakan kardeşim tuvalete mi gitti? Telefondaydı en son. Hayda, yayın açmış diye geldim hani rahat cevap verir diye. Adam telefondaymış. Yine kızlarla mı konuşuyor Hakan kardeşim? Dedikodusunu yapalım bari. Bilmiyorum. Telefon geldi dedi. Gitti. Gelmez o zaman. O zaman başka zaman goy goy yaparız. Sen nasılsın Hakan kardeşim? Çete bir şeyler söylemek ister misin? Herkese selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam deseniz oğlum. Chat gerçi hemen gelmiyordur belki size, bilmiyorum. Vallahi birisi almadı. Hakan, bunlar vefasız adamlar. Hakan kardeşim seni unutmuşlar. O zaman hepsinin ağzına sıçayım. Oğlum dur. Ne yapacağız? Ben yemem. Ben demedim abi. Kusura bakmayın. Biz de he, şu an aleykümselam diyorlar. Kanka biraz geç gitmiş herhalde çete. Kusura bakmasınlar. Ben sözü geri aldım. Aleykümselam, biz de duyduk sesini. Aleykümselam, aleykümselam. Daha herkes demiş abi aleykümselam ya. Herkes demiş, herkes demiş. Hakan hayat dolu bir insan demişler kanka. Aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. Aleykümselam. Hakan abinizin hepinize selam var. Hakan kardeşim ben müsaade istiyorum. Birazdan geliyorum aranıza. Görüşürüz. Kanki görüşürüz. Oğlum Hakan'ı tanıyan da tanıyor zaten. Söylemenize gerek yok Hakan'a. Hocam pozisyonu devam ettirsene. Oğlum devam ettirmek istemiyorum. Böyle kaldı yani. Benim maçım şurada bitti yani. Semih'in golünü iptal ettiler şuradan. Bak şurada Lenglet'in ayağı var. Bir dakika taç çizgisini bir daha açıyorum. Bu arada şeyi de açacağım. Şuradan offside iptal ettiler abi. Şurada bak ayak var. Görüyor musunuz şu ayağı? Oğlum başka açı yok muydu? Daha güzel bir açı vardı sanki. Sanki açı kayboldu gibi geliyor. Bir dakika. Müziği de tekrardan açalım. Şu ayak var. Bir de Lenglet'in de ayağı var abi şu arkada. Semih olsaydı değil, şuradan olsaydı verdi, golümüzü iptal etti abi. Aa bir dakika, pozisyon devam ediyormuş. Lan. Lan. Aa Savaş kardeşim beni mi çağırdın gene? Seni çağırdım. Ulan sen benimle kimsin taşak geçiyorsun lan? İbi ne? Ayda aşk olsun kardeşim. Bunlar nasıl ithamlar? Göt. Aşk olsun kardeşim. Niye böyle diyorsun? Bir dakika müziği kapatayım da seni daha rahat duyayım. He. Kardeşim. Yani tamam benim rahatsızlığım vardı. Online kariyeri saldık ama yani işte Ben mi sen saldım, sen mi saldın? İt. ya tam ben devam Sen edebilirdim. benim belim tutmuyor diye gelmedin. Belim demedim, gözüm görmüyor diye gelmedim kardeşim. Ya yani gözü görmüyor diye gelmedin. Oğlum göz doktoruna gittim. Çok He. fazla bilgisayar başına duruyorsun He. dedi. He, söyle Ara, söyle. egzersizlerini yapman lazım dedi. Ara ver dedi. Kanka ne yapayım şimdi? He. Ama şöyle de bir şey Öyle. var. Sen şampiyon olabileceğine inanıyor muydun gerçekten 2030'da? Bana bunu samimice, Kardeşim, bak samimice cevap ver. ben sana kaç kere girelim yazmadım mı? Demedim mi bu Discord'da? Hatta Girelim demedim mi? Bana bunu söyle. kanka hatırlamıyorum. Götsün. Götlerin beyin olmadığı için hatırlayamıyorlar. Şaka yapıyorum kardeşim, şaka yapıyorum. Yazdı Tamam. kardeşlerim. Doğru söylüyor, yazdı bu adam. Bu adamın hakkını yedik beyler. Bu adamın gıybetini yaptık. Hakkını helal Doğru mu etmezse, şimdi? hakkını Doğru helal mu? etmezse bu çocuk kimse Doğru cennete mu? gidemez buradan. Ben onu söyleyeyim. Kardeşim öyle değil mi? Ulan beni İngiltere'den aradılar. Bizim takımda şampiyon olacaktın. Ne oldu lan? Emmi oldu falan diye aradılar beni, biliyor musun? Dedim adam gözü görmüyor, yayına giremiyor dedim. 2 ay yayın açmadım ama o ara kanka. Sen de benim hakkım ver. Bak 2 ay boyunca yayın açmadım kardeşim. Kardeşim sonuç olarak benimle alakalı bir problem değil. Ya o zaman hafta sonları ara sıra kaldığımız yerden devam eder miyiz? İstek var da o yüzden söylüyorum kardeşim. Hani 2030'u görmek istiyorlar başarılı olup olamayacağını. Madem öyle. Hafta sonları mı? Ara sıra hafta sonları müsait oldukça aynen. Olur ya. Ben gelirim yani. Ayda. 2030'da şampiyonuz beyler. İnanın bu adama. Yani benim ağzımdan laf bir kere çıkar. Birden fazla çıkıyorsa gerçekleşme olasılığı düşük olduğu içindir.
Ola kardeşim sen ne oynuyorsun? Resident Evil'e mi başladınız? He. Ya Savaş Hoca'yı bu arada beyler ikna etmeye çalışıyorum. Oğlum diyorum bak ben yayını açamıyorum. Gir YouTube Oynayacağız TV'nin anahtarını vereyim. Yayın açıyorum. Burada Hakan'la beraber sabahtan akşama kadar oyun oynuyorlar abi. Yayın açmıyor. Discord'dan açıyor. Kanalın şifresini verdi, 2 gün sonra değiştirmiş. Daha nereye verdim? Vermedim ki daha. Verip değiştirsem tamam. Kanka benim internetim kötü olduğu için ben yayın yapamam. Discord'daki yayın kalitesi gayet iyi ya kanka. Fena değil yani. İdare Yani eder. 700, o 720p 30 FPS. 1080 verirsin gibi geliyor bana da. Yok ya. Ben yapamıyorum öyle şeyler. Benim internetim kaldırmıyor. Modem kendini resetliyor. Hayırlısı olsun kardeşim. O Türk Telekom'daki çocuğu çağıracağız bir gün inşallah. Gelmesin o. Bana dedi ki senin dedi internetin dedi maksimum dedi 16 megabit kaldırır dedi. Ben de dedim ki sen dedim buraya dedim bir 35'i ver. Ondan sonra görüşelim dedim. Gelmedi 35 kaldırıyor. Şu anda 50 falan almıyor muydun sen? 50'ye vurmuyor ya. Maksimum 4,2 megabit görebiliyorum indirirken. Ah kardeşim benim. Ah kardeşim benim. Ya Olsun. zor be valla. 2024 yılına girdiğimiz şu günlerde 3 ay olmuş. Hala da 50 megabit internet. Vallahi doğru söylüyorsun kardeşim. Doğru Buna da şükür söylüyorsun. ama geçen seneye kadar 1 megabit kullanıyordum ben. 16 megabit sanıyordum 1 megabitmiş yani. Ah kardeşim benim ah. Nereden nereye? Tabii lan. Bir Red Dead Redemption 2 indirelim dedik. 28 saat yazıyordu yüreğime indi ya. Vallahi var ya. Yüreğime indi ya. 28 saat ne lan? Ah kardeşim Oğlum benim. düşün. Dünya bir günlük O saymış. kendi etrafında dönüşünü, güneşin etrafımı kendim artık. Şu an ayıkamadım. Heh. Bir günde tamamlıyor. Red Dead Redemption 2 inmiyor o sürede ya. Ah kardeşim benim ah. Reva mı lan bu bize? Ben senin GTA indirdiğin zamanları da bilirim kardeşim. GTA 5 indirdiğin zamanları da bilirim. Bir gün yetmiyordu öyle söyleyeyim. Aynı oğlum aynı megabayt. Ya zamanında ama şimdi sonradan çıkan bir oyun ya sen o zamana kadar internet hızını arttırdın bittik sanki kanka. Sanki eskiden daha da kötüydü gibi hatırlıyorum. He, şimdi iyi yine, evet. Şimdi bir tık iyi aynen kardeşim. 8-9 saat sürüyor. Aynen. Ben bir müsaade istiyorum kardeşim. Birazdan geliyorum aranıza. Sitte git. Eyvallah. Görüşürüz. Beyler. Savaş Hoca beni oraya çekti. Bir de Savaş Hoca'nın konusu açıldı. Konu dağıldı. Ben yavaştan müsaade istesem olur mu? Daha fazla yayın açma adına. Yarın da sizi kırmadan yayın açarım yine 2 saat olur mu? Ne dersiniz? Bugün bu kadar diyelim mi? Bugün kaç maç yaptık abi? Rakov Antalya'yı yaptık. Rakov 3, 4, 5, 6. 6 tane maç yaptık. O kadar bol bol muhabbet ettik. Gır gır şamata. Daha fazlası da olur inşallah ama yavaştan ben salayım çünkü boyum çok ağrıyor. Biraz bahane buldum. Savaş Hoca'nın yanına falan gittim. Ya yarın da yayın sözü vereyim. Hep yayın açayım. 2 saat 2 saat daha fazla olsun. Çok fazla bir anda yüklenince bu sefer boynum acayip ağrıyor ve göremiyorum abi. Dediklerime bak abi bakacağım. Hemen söyleyin abi. Dediklerinize bakayım. Ali Koç gibi oldun sen de ayda. Abi bari o Ali Koç'a benzetmeyin ya. Fatih Terim TFF Başkanı diyorlar. Hocam ne kadar doğru olur. Bilmiyorum. Bu arada yabancı sınırını kaldır Fatih Hoca. Ama bilmiyorum. Zannetmiyorum geleceğine. David Martinez'e bakalım hemen hadi. Kimlere bakacağız abi? Hemen herkes yazsın kime bakacaksak. David Martinez 17 yaşındaki çocuk hangisi abi? River'deki mi? Monagas'ta oynuyor. Bu. Oo, fena değil. Venezuela la. Bu çocuktan bek de olur abi. Top kapması da var. Bek olur. Kanat yapmışlar ama hakikaten bek olabilecek bir profil var abi. Tavsiye ederim. Kes tıraşı savaş patronuna karavana çıkacaksınız. Yok vallahi dinleneceğim ya. Yemin ediyorum dinleneceğim. Oğlum ben öyle çok kadın avcısı adam değilim. Ben platonik severim. Uzaktan severim bir insanı. Alvar Rodriguez. Alvar Rodriguez alınır ya. Real Madrid B'de oynuyor zaten. İyi bir forvet ama zamanında almak lazım. Erkenden almak lazım. Ivo Mammini. Youssef Erabi. Bakalım hocam hemen. Ivo 20 yaşın Arjantinli 1,78 boy. Fizikle mentali çok iyiymiş ya. Bitiricilik bir tık kötü ama geliştirilir bu adam. Bu adam da alınır. O çok da uygunmuş ha fiyatı. Bunu aslında belki Tresoldi falan almadık. Aldık ama onu da ya. Alamayacağımız bir adam olursa forvette veya alt sat yaptığımız bunu alabiliriz. Ya da yine bile al. Aa 11 yazıyormuş şurada ya. Ben 1-1,5 gibi gördüm şurayı. Bak gözüm görmüyor o kadar. Anlatabildim mi? 1-1,5 diye gördüm abi adam şeyini. Değerini. Youssef Erabi'ye de bakalım abi. 11 pahalı ama iyi topçu. Yani Beşiktaş için pahalı.
Aa, bu neymiş ya? Fiziğe bak. Güç 10 ama çeviklik niye bu kadar kötü kardeşim? Yani şişmansın bir tık. Kaç kilo? Bir, o 84 kilo çok şişman değil ama çevik değilsin yani. Götü dönmüyor herhalde çocuğun. Yani biraz kötü büyük olabilir yani. Bir tık. Mentali de fena değil ha. Bu çocuk da gelişti. İsveçli bir de. Aa, İsveçli severim. Ama bu çocuk sanki göçmen yani. İsveç'e göçerek gitmiş. Bak şimdi bilgi açıyorum. Yani kesinlikle ırkçılık yapmıyorum. Ama ben mentali iyi topçu seviyorum ama İsveçli olmasa aldırır yani, kusura bakmasın. İsveçli diye alabilirim belki. Hani Ocak Şubat arası sıkıntı oluyor diye ben kökenine bakıyorum genelde. Az önce Antalya Karayeli'ne başladım. Ucuz yolu bir topçu önerebilecek var mı? Pio Espacito Kerem hocam. Herkese Pio Espacito. Selamlar Özkan hocam. Hoş geldin ama ben müsaade istiyordum. Kepril mi, Diant Ramaj mı? Bakayım. Kepril mi, Diant Ramaj. Kepril derken kaleci olarak Kepril herhalde, değil mi? Kepril'i severim bu arada. Diant Ramaj'a bakalım nasılmış. Onu bilmiyorum Tuna hocam. Ya da görmüşsem de hatırlamıyorum. Bir bakalım. Aa, bu da iyiymiş ya. Hangisi daha uyguna geliyorsa onu al. Kepril'e bir daha bakayım. Kardeşim ne alemde şu anda? Kepril'i al ya. Eğer fiyatı uygunsa Kepril'i almaya çalış bence. Ben buradan Kepril'i kapmaya çalışırdım hocam. Ama konsantrasyonu bir tık arttırman lazım. Biraz üçüncü bölge falan çalıştır. Kendi işte kalecilik şeyini çalıştır mesela. Bak şöyle göstereyim. Bu arada Hedli, ben libero kaleci mi oynattım geçen maç? O yüzden mi iyi oynadı acaba? Libero kaleci oynatayım bundan sonra Hedli. Neyse. Gelişimden buradan oynadığı mevkiyi direkt kaleciyi seç. Libero ise libero. Kaleci ise kaleciyi direkt buradan seç ve çalıştır abi. Eğer öyle yaparsan konsantrasyonu da artar. Ayrıca ekstra antrenmanlardan da konsantrasyondan ne veriyordu? Üçüncü bölgemi veriyordu beyler. Şu an kaleci diye buradan veremiyorum belki ama. Dur. Mesela Musturati'ye vereceğiz diyelim. Örnek olacak olursa. Üçüncü bölgemi konsantre... Yok, soğukkanlık veriyor bu. Buradan direkt konsantrasyon veren yoktu herhalde ya da. Muhtemelen biz konsantrasyonu şeyle sağlıyorduk abi işte. Kendi mevkisinde çalıştırarak sağlatıyorduk. Muhtemelen o şekilde konsantrasyonu geliştirebilirsiniz abi. Bir de konsantrasyonu fazla olan bir oyuncuyla antrenmandan değil de mentorluktan aynı şeye ver. Ne derler? Aynı mentorluk grubuna ver. Öyle konsantrasyonu geliştirebilirsin. Hocam acilen sol kanat lazım. Para önemli değil. Yani alabiliyorsan Semih al. Alamıyorsan Talleş Magno da olur. Yani daha fazla Muhammed Damar olur. Ne bileyim. Herkes olur. Para önemli değil diyorsan büyük adam söylerim şimdi. Al Leao'yu al o zaman. Hocam gelişen özelliğine mi antrenman vermek lazım yoksa eksik olan? Ya hem gelişene de çalıştırmak lazım, eksik olan özelliğe de çalıştırmak lazım abi. Her yere çalıştırmak lazım. Yani adam ne kadar verim alabiliyorsa o kadar fazla verimli bir şekilde vermek lazım abi. Hem Alfa Kojuro Discord kanalımızdan alabilirsin Metacığım, hoş geldin. Bir pasör stoper tavsiyesi de ben alayım. Abi pasör stoper hemen babalardan. Ya ben ne önerebilirim size? Kaç para şeyim var? Bana paranı söyle, takımını söyle, itibarını bileyim. Ona göre söyleyeyim sana. Kaçıncı senem bir de. Hemen hızlı yazarsan hızlı cevap vereceğim sana. O arada ben de sana pasörlük açayım abi. Böyle güzel bir adam önereyim yani. Buradan transferi kapatalım. İyi bir pasör söyleyeceğim. İyi bir adam söyleyeceğim sana. Yani normalde iyi paran varsa Bastoni'yi al direkt. Yani direkt Bastoni yani. Benim ilk babası Bastoni'dir bu iş. Bu işin yani her şeyi Bastoni'dir. Bir de sol stoperdir yani baktığın zaman. 2027 40-50 milyon. Ama hangi takımsın abi? Önemli olan takım bir de. Fener birinci sezon stoper. Birinci sezon. Aa. Birinci sezonsa benim ilk birinci sezonda aldığım stoperin adı neydi genç beyler? Ucuza. Onu öneriyorum genelde. Galatasaray kariyerimde ilk sezon aldığım transfere bakabilirsin birinci bölümden. Ama çocuğun adı aklıma gelmiyor ya. Biraz aşağılara inelim. Bu arada param birazcık varsa Diomande de öneririm de Afrika Kupası'na gidiyor Ocak Şubat arası. Biraz sorunlu bir tip. Ama taş gibi yani, çok da gelişiyor. Aa, Portekiz çetesini alabilirsin ya. Antonio Silva mesela bunlardan bir tanesi. Kesinlikle yani babasıdır. Çok gelişir. Aa bak, Galatasaray'da aldığım uygun fiyatlı adam Burnov'da ama pasör oynamaz yani. Standart oynar ama taş gibidir ve ucuzdur. Burnov. Burnov niye çıkmadı? Nasıl yazılıyordu bu Burnov? Tam isim nasıl yazılıyor? Sebastian Burnov bu. Biraz pas çalıştırırsan pasör de oynar ama daha çok standart abi bu adam. Inacio'yu öneririm. Aynen. Portekiz çetesinde Inacio vardı. Pasör stoperlerden. Taş gibi o da. Ne Inacio'ydu? Gonçalo Inacio muydu bu çocukta? Uygun fiyata çekilebiliyordu galiba en son. Aa, burada biraz pahalanmış ama tam pasör stoperdir. Yani bu da babalardandır yani. Alabiliyorsan al. Taksit maksitli gir. Büyük paralara satarsın. Botelli'yi ben stopere değil sağ beke alırdım abi. Ama stoperde oynuyor ama. Hani yani mümkünse sağ bek oynatırdım ben Botelli'yi. Ve uygun fiyata alınabiliyor. 19 yaşında.
19 yaşında şu özellikler çok elit top seviye ya, öyle söyleyeyim. Inacio 200 milyon falan oldu benim seviyede. Badia Şili falan deneyebilirsin sol stopere. Uygunsa fiyatı. Chelsea bazen oynatmıyor, fiyatı düşüyor. Ki Chelsea'de değildi normalde. Rüzgar hoş geldin canım. Matheus Royce. Onu hatırlamıyorum ya. Bir bakalım. Çıkmadı. Stolo kardeşleri alabilirsin ya. Stolo kardeşler de yine uygun fiyata çekilebiliyor normalde ama Ajax'a giden biraz pahalandı diğer Stolo. Josip Stolo değil, Bosco Stolo'ya bakabilirsin. Bunlar yani önerebileceğim adamlar uygun fiyata. Bu da pasör oynuyor ama bu çok düşmüş ya. Buna ne olmuş böyle? Bunu bitirmişler. Kardeşi daha iyi durumda. Bunu alma ya. Sonra başka çok var. İtalyan stoperler var mesela alabileceğim. Vitikler falan. Tapsoba ne alemde? Bu şey değildi herhalde. O fiyatı çok artmış bunun ya. Biraz aşağıları. Todibo'yu alabilirsin de bu da bir tık pahalı. Todibo da taştır yani. Ateş eder. Paran varsa Todibo'ya gir mesela. 50 milyon falan varsa al ver yani. Ama 20-20-20 ver mesela. 15-15-15 ver. 15-50 maç sonra ver mesela. 49 maç oynat sat. Ligde 49 maç 1,5 seneye tekabül ediyor zaten. Sonra sat yani Ocak'ta. 2. senenin ocağında. Başka bakıyorum şöyle bir. Uygun fiyatlı stoper. The best alabilirsin ama bir tık gelişene kadar ananı ağlar. Ama pası çok iyi yani. Tam pasör ve ucuzdur. Ve Belçikalı yani Avrupa ülkesi. Bir tık yavaş. Fizik çalıştırman lazım The best'te. Bakıyorum. Başka önerisi. Başka öneri. Gençlerden önermeye çalışıyorum daha çok da. Alexander Scholes değil. 23 yaşında burada. Nakamura var. Japon stoperi tavsiye etmem. Boyları kısa oluyor genelde. Simon Kjær geçti bolun pazarı. Yaşlandı artık paşam. Şöyle. Pasör stoper. Başka adam kalmadı oğlum. Bayağı da aşağı indik. Vallahi adam kalmadı ya. Bize gelmek isteyen şu an adam yok. O yüzden kalmadı herhalde. Şeldurup taş gibi olur sol kanada. Keşke alsan yani. Abi eyvallah sağ ol. Hepsi yüzlükmüş bunlar. Ya Vitik Mitik alabilirsin. Vitik 100 milyon euro değildir ya. Ya işte şeyler çek var. İtalyan stoperlere bakabilirsin. İtalyan altyapısında stoperler de ucuzdur yani fiyatları. Bu Vitik de ucuzdur bence. Vitik de taş gibidir bu arada. Pasörle çalıştırırsan oynatır. Biraz pas çalıştır. Biraz pozisyon alma çalıştır. Taş gibi olur yani. Ve 19 yaş. Belki sen de 21 yaşında. İtalya'dan stoperlerden kimler vardı gençler? Şimdi İtalya'nın U21'ine bakmayayım tek tek ya. Antonio Nusa sol kanat alınabilir ama erken almak lazım. Ya aynen uygun fiyata Abakar Silla'yı çekebilirsin abi. Abakar Silla da iyidir ama pasör değildir ama taş gibidir ya, yani stoper olarak. Ve ucuzdur. Benim bir de FM23'te aldığım bir siyahi bir stoper vardı. Onun adı neydi gençler ya? D ile başlıyordu galiba ismi. D ile başlayan siyahi bir stoper. Sonra transfer yaptı. O da uygundur fiyatı ve taş gibiydi o da. Onun ismi neydi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Chat'te. İtalya milli takımına bakacaktım. İtalya yazamadık da. U21'inde kimler var? Bir bakayım şunların. Capola falan belki çözülür mü? Yok. Çok iyi durumda değil şu anda. Buradan başka DM olarak çözebileceğimiz var mı diye bakıyorum. Kullandım. Bak bu arada söylediğim forvet bu abi. Kesinlikle alın. Pio Esposito. Esposito'ların hepsini alabilirsiniz zaten de. Bir şubay değil abi ya. Silla ile Vitik de olur da benim dediğim siyahi stoper o değil. Papetti deneyebilirsin ama şu an kötü durumda. Bir üste bakalım abi. Bir sonra U20'ye de bakalım. Mancini pahalıdır. Akerbi pahalıdır. Hep pahalılar almışlar. Abi diğer adamlar almamışlar ya. Gatti'ye bakalım halimde. Gatti 25 yaşında. Gatti alınabilir tecrübeli bir stoper olarak belki. Calabria belki denenebilir. Uygun fiyata çekilebiliyor. Ama yani daha çok sağ bek oynuyor bu adam. Melih çekilebiliyor. Ozan Kabak çekilebiliyor. Yerli eğer Türkiye'de oynuyorsan. Ozan Kabak'ı hiç düşünmem, alırım bu arada. Bayağı iyi oluyor. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Gençler Allah'a emanet, siz kendinize iyi bakın. Yayını artık kapatıyorum. Boynum çok ağrıyor. Bir aksilik olmazsa, eğer uykumu alabilirsem, dinlenebilirsem iyi. Yarın da çok geçe kalmamak kaydıyla yayın açabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet, yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Hoşça kalın, esen kalın. Görüşürüz. İyi sahurlar dilerim hepinize.